Allah'ın izniyle ikinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize cumhurbaşkanlığı görevini tekrar 5 yıllığına tevdi edeceğine inanıyoruz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ı işaret ederek kurdu bu cümleleri. Sonra sözü muhalefete getirdi. Daha düne kadar depremzedelerimize bedava ev vaat ediyorlardı. Bugün insanlarımızı kapı dışarı ediyorlar. Suçüstü yakalanınca da hemen işi başka taraflara çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Haliç Kongre Merkezi'nde ulaşım sektörü temsilcileriyle buluştu Erdoğan. Seçmene seslenirken koalisyon ortaklarına terör örgütlerinden gelen desteği hatırlattı. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Biz karanlık odalarda terör örgütünün uzantılarıyla pazarlığa girmiyoruz. Biz Rabbimize sığınıyoruz ve milletimizden talimat alıyoruz. Seçim sonrasına dair bir müjde daha verdi. Doğal gazdan sonra petrolde de indirim yapılacağını bizzat duyurdu. Gabarda bulduğumuz petrolü yeni keşiflerle zenginleştirip belirli bir seviyeye getirdiğimizde akaryakıtta da aynısını yapacağız. İşte bu Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu o teröristler sebebiyle Gabar petrolü yıllarca çıkarılamamıştır. 14 Mayıs'tan sonra depremzedelere yönelik yapılan eylem ve söylemleri de unutmadı. Tekirdağ'da kaldıkları oteli boşalttırdılar. Bu ne vicdansızlıktır. Ve bu partiyle irtibatlı sivil toplum kuruluşları depremzedelere yaptıkları yardımları kesmekten çadırları toplamaya, kaldıkları yerlerden onları çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset olmaz. Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz. Düşünün ki bunlar daha kaybettikleri bir seçimde böylesine bir hırsla sağa sola saldırıyor. Allah muhafaza. Seçim sonucu tam tersi çıksaydı neler yaparlardı düşünmek bile istemiyorum. To a runoff election. Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu? Şimdi gerçekte bu. Cumhur İttifakı 322 milletvekiliyle parlamentoya girecek ve bunun başındaki insan da ikinci tura birinci olarak çıkacak. Bu nasıl diktatörlük? İkinci tur için kendinden emin olduğunun altını çizdi. Amerikan başkanı kim olursa olsun bizim için fark etmez mesajı verdi. Yeniden seçilirseniz Biden yönetimiyle çalışır mısınız? Onda hiç şüphe yok. Sayın Biden'la da çalışırım. Eğer Biden değişirse onun yerine gelecek olan kim olursa olsun onunla da çalışırım. Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a konuştu. Batı'nın Ukrayna konusundaki tutumu için provokatif dedi. Dengeli politika çağrısı yaptı. Becky Anderson'ın öncelikli gündemlerinden biri de Suriye ve mültecilerdi. This process has already started. Türk STK'ları buradaki mültecilerin ana vatanlarına geri dönebilmeleri için Suriye'nin kuzeyinde yerleşim birimleri inşa ediyor. Bu süreç çoktan başladı. 1 milyon mülteciyi ana vatanlarına geri dönmeleri için teşvik ediyoruz. Dönüşün altyapısı zaten hazırdı. Esad'la görüşmek için sınırdan çekilir misiniz sorusunu da milli menfaatler ve güvenlik üzerinden açıkladı. Sınırda askeri varlığımızın olmasının tek nedeni terörle mücadele etmektir. Kılıçdaroğlu'na aday olarak oyumuzu vermeliyiz. Her ne kadar Kılıçdaroğlu Kandil'in desteğini gizlemeye çalışsa da parti yönetimi Kandil'den gelen açıklamalara şimdilik kara verilmesini talep etse de teröristler Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yine seferber oldu. Seçime büyük bir mücadeleyle geldik. Şimdi de devam edecek, sürecek yani. Böyle olmak durumunda. Son açıklama kırmızı listede aranan terörist başı Remzi Kartal'dan geldi. Erdoğan'ın kaybetmesi hem ülkede
Avrupa'da, her tarafta herkes sandıklara gitmeli ve seferber olmalıdır. Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında yapılan oy pazarlığında HDP'nin en uç vaatlerine bile tamam demişti. HDP de o vaatleri gündemde tutmakta ısrarcı. Öyle ki HDP'li Serhat Eren terör örgütünün medyasına konuştu ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı. Kürt halkı için yarın öbür gün belediyelerinize kayyum tayin edilmemesi için haksız bir şekilde cezaevlerine rehin tutulan on binlerce arkadaşımızın özgürlüğü için 28 Mayıs'ta sandıklara gitmelerini söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. O kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz. Seçimin birinci turunda sandıktan Kılıçdaroğlu'nun terör tutuklularına özgürlük vaadinin çıkmamasına öfkelenen HDP bu kez tehdit diline sarıldı. Bu gidişat darbe dahil her şeye açık. Bizim duruşumuzu berkitmemiz lazım. AKP'nin seçilmemesine dair yapılacak şeyler. Hem HDP'den hem de Kandil'deki teröristlerden gelen açık desteğe CHP'lilerden ziyade Kılıçdaroğlu'nun oylarına talip olduğu Sinan Oğan'ın ne diyeceği merak konusu. Ben gençlere merhaba demek için geldim. Sonuç vermeyeceğim ama Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Kimse milletimizi aldatmaya hakkı yoktur, manipüle etmeye hiç yoktur. Seçim gecesi manipülasyona karşı çıktılar ama asıl manipülasyona kendileri imza attılar. Üstelik o manipülasyonu, hatta kendi deyimleriyle kaos planını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayı Tuncay Özkan itiraf etti. Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. CHP'de 14 Mayıs gecesi yaşanan kargaşadan sorumlu tutulan Özkan, o gece öndeyiz diyerek başlatılan, ilerleyen saatlerde ise oylar çalındıya kadar giden yalan ve iftiralar için kaos olsun diye yapıldığı itirafında bulundu. Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Oysa o gece seçimi CHP genel merkezinde takip eden gazeteciler Özkan'ın %52 yazabilirsiniz dediğini anlatmış, CHP'den hile yapıldığı iftiraları peş peşe gelmiş, hatta Anadolu Ajansı hedef tahtasına konmuştu. Yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde. Anadolu Ajansı ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir. CHP'li Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 puan gerisinde bitirdiği ilk tur sonrası kendi destekçilerinin ortaya attığı iddiaları tek tek yalanladı. Islak imzalı tutanaklarla YSK verilerini karşılaştırdığımızda sonucu değiştirebilecek bir oy oranı kapsamıyor. CHP kanadından dile getirilen seçim çalındı iddialarına da yine CHP'ye yakın isimler ateş püskürdü. Uyumayacaksın kardeşim, uyumayacaksın. Sen ne hakkın var uyumaya şimdi? Zaten uyudun. İşte suçladın YSK'yı. Lan burası Muz Cumhuriyeti mi? Efendim işte ülkenin seçimini çalmışlar. İspat et diyoruz ya, delil göster. O gecenin faturası ise onursal adı güzelle seçim kampanyasını yürüten reklam ajansına kesilmişti. CHP kuramıyorsa bize söylese biz kurardık. Bugün de kurarız. Kendi kaynağına güvenmediğin zaman, gidip Amerika'sından ithal danışman toplamaya çalıştığın zaman böyle olur işte. Ya arkadaş, Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin olur mu? Ya Yüksel Taşkın İzmir birinci sıra olur mu? Kemalizm ırkçılıktır demiş. En büyük Atatürkçü kent olan İzmir'in başına getiriyorsun ya. Hançer saplıyorsun ya. Öyle de oldu. FETÖ'yle anılan ne kadar isim varsa parti içindeki tepkilere rağmen hepsi CHP listelerinden milletvekili seçildi. Ama Kılıçdaroğlu şimdi ikinci tur için sanki bunlar olmamış gibi FETÖ'nün desteğini de inkar etmeye başladı. Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. Oysa CHP listesinden hem de Atatürk'ün Çankaya'sından meclise giren Sadullah Ergin, kumpas döneminin Adalet Bakanı.
Üstelik sadece o da değil, kumpas davalarının medya ayağını yürüten Taraf Gazetesi'nin köşe yazarı olan ve Kemalizm ırkçılıktır diyen Yüksel Taşkın da CHP'nin İzmir listesinden milletvekili seçildi. Derhal görevlerine iade edilmeliler. Artı geriye dönük olarak da hakları her anlamda sağlanmalı, tazmin edilmeli. Kılıçdaroğlu seçimin ikinci turu için milliyetçilik gömleği giydi. Ama her ne kadar terör örgütleriyle işbirliğinin üstünü örtmeye çalışsa da arşivler unutturmadı. 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu. Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına? FETÖ ile işbirliği kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturduğunda üstü örtülü şekilde başlamıştı. 17-25 Aralık sürecinde yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ise tamamen kendini gösterdi. 15 Temmuz'u fırsat bilip kontrollü darbe yaptılar. Kılıçdaroğlu darbe gecesi FETÖ'cülerin tanklarla kapadığı Atatürk Havalimanı'ndan makam aracıyla ayrılmış, soluğu Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde almıştı. O gece yaşananları da elinde kahvesiyle televizyondan takip etmişti. 251 kişinin şehit olduğu darbe girişiminin hemen ardından FETÖ'cüler başta ordu olmak üzere devletten uzaklaştırıldı. Kılıçdaroğlu işte o darbecilere her fırsatta göreve dönüş sözü verdi. Kanun hükmünde kararnameyle görevlerine son verilenlere hiç kimse meraklanmasın. Bir hafta içinde tamamını görevlerine iade edeceğiz. CHP yönetimi de sık sık KHK'lılarla bir araya geldi. Her toplantıda göreve dönüş vaatleri havada uçuştu. Biz bunların hepsinin hukuk içerisinde hesabını soracağız. CHP milletvekili olarak söylüyorum ki genel başkanımız neredeyse yani tüm konuşmalarını atıkla tümünün haklarını iade edeceğini, kamuda görevlere başlayacaklarını ve özlük haklarını iade edeceğini her tutamda söylüyor. Yani parti yönetimi Mehmetçi'ye en büyük kumpası kuran FETÖ ile yıllardır sürdürdüğü dirsek temasını 14 Mayıs öncesinde zirveye çıkardı. Gelinen noktada ise Kılıçdaroğlu o ilişkiyi örtbas etmeye çalışıyor. Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla ve asla durmayacağım. Sözüm söz, o kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cüleri yakın çalışma grubunda tutup şimdi ise o yoruna ilişkileri inkar etmesi seçmende nasıl karşılık bulacak? Bunu da 28 Mayıs sonuçları gösterecek. Benim anlamadığım, mantığına sığmayan şey şu: PKK'yı ve APO'yu eleştirip Türk bayrağına sahip çıkmak ne zamandan beri provokatörlük oldu? Ne zamandan beri ortalığı karıştırmak oldu? PKK'yı eleştirdi, Türk bayrağını savundu. Madem biz provokatörüz, madem biz yalan söylüyoruz, çıkarılma nedenimiz ne? İddia o ki o paylaşımı yüzünden işinden oldu. Bir tanesi çıksın desin ki Beyza işini kötü yapıyordu. Bir tanesi çıksın desin ki Beyza işini yapmıyordu. Bir tanesi çıksın desin ki Beyza sürekli rapor alıyordu. Halkla ilişkiler uzmanı Burcu Turalıoğlu 5,5 yıldır çalıştığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişiğinin kesildiğini bir anda öğrendi. Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Murat Ongun, tüm 16 milyon şu an sizden açıklama bekliyor. Bizi neden işten çıkarttınız? Biz 19-20 Mart'ta paylaşım yapıyoruz. 31'inde bizi işten çıkartıyorsunuz. Hem de neden siz fesi yapıyorsunuz? Turalıoğlu'nun iddiasına göre bunun sebebi PKK'lıların Nevruz paylaşımına verdiği Türk bayraklı cevaptı. Neden Türk bayrağını savunmamız sizin zorunuza bu kadar gitti? İşten çıkarılmasına sebep olan isyanının hedefinde ise Ekrem İmamoğlu vardı. Sayın Ekrem İmamoğlu, Nevruz Bayramı'nda APO'yu ve PKK'yı eleştirip Türk bayrağını savunduğumuz için bizi işten çıkarttınız. Ama şu an içeride, dışarıda, her yerde siyaset yapan çalışanlarınız var. Madem siyaset yapmak yasaksa, sosyal medyayı baz alarak bizi işten çıkartıyorsanız o zaman tüm çalışanlarınızın işten çıkartmanız gerekiyor. Üstelik 31 Mart günü işten çıkarılan yalnızca Turalıoğlu değildi. 2 İBB çalışanı daha aynı muameleye maruz kaldı. 3 eski çalışan soluğu hemen mahkemede aldı. Siyasi paylaşımlar yapan, mitinglere giden, şimdi ağzına almak istemediğim örgütlerde yer alan çalışanlarınız varken Türk bayrağına sahip çıkan çalışanlarınızı neden çıkarttınız? Tüm meydanlarda bunun açıklamasını yapsanıza. Olay yargıya taşındı ama işten çıkarılan 3 çalışanın da tek isteği sorularına bir cevap verilmesi. Türk bayrağının siyaset malzemesi olmadığını belirtmem bu kadar zorunuza gitti. Ben bunun altında kalmayacağım. Ben bunu herkesin bilmesini istiyorum.
Bugün itibariyle baktığımız zaman Mart, Nisan, Mayıs ayı dahil 1 milyon 850 bin EYT'nin başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Eksiğim var mı yok mu diye sormaya geldim prim gününe. EYT hayata geçti. 1 milyon 200 bin emekliye maaşları bağlandı. Peki hala bekleyenlerin durumu ne olacak? Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 800 binden fazla EYT başvurusu yapıldı ama tamamı henüz bağlanabilmiş değil. Bunun sebebi de prim ya da borçlanmanız olabilir. Bunun için de yapmanız gerekenleri uzmanlar sıraladı. Emekli olmak için prim gün sayısını, sigortalık süresini tamamlamak lazım. Bir gün bile eksik olduğu takdirde o başvurular geçersiz olmakta. 3 aydır bekliyoruz, 15 gün daha borcumuz kalmış. 10 gün eksik çıktıydı. Yatırdım, normalde kağıdını çıkarttım, tekrar başvuru yaptım. 450 bin kişi eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı. EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanlarsa en çok eksik prim veya geçmişten kalan borçla karşılaşıyor. Hala aylığı bağlanmayanların E-Devlet'ten bu iki kalemi özellikle kontrol etmesi gerekiyor. Başvurum vardı da sonucum çıkmadı. 2 ay oldu. Onu öğrenmeye geldim. Askerlik borçlanmasını yapacağım. Askerlik borçlanmasını yaptıktan sonra bağlandı. 5 ayım kalıyor askerliği yatırdıktan sonra. Daha sonra emekliyiz inşallah. Genel sağlık sigortası borcu SSK ve emekli sandığı kapsamındaki sigortalılar için sorun oluşturmuyor. Ancak bağkurlular için maaş bağlanmasının önündeki bir diğer engel. Prim gününü eksiksiz bir şekilde dolduranların kontrol etmesi gereken diğer bir nokta da sigorta prim borcu. Bunun için de E-Devlet'e girmek ve genel sağlık sigortası yazmak yeterli. Burada borç sorgulamak mümkün. Öyle ki 1 lira bile borç varsa aylık bağlanamadığı gibi başvurularda geçersiz sayılıyor. Borçlanma çıktı abi. Borç çıktı. O yüzden evet, bağlanmadı. Evet, bağlanamadım. Mart'ın 29'undan beri bekliyorum abi. Ben biraz geç kalmışım ama şükürler olsun. İşim hemen hallolmuş. Tekrar bugün baktım E-Devletime. Hemen geldim, hallolmuş kısa süreli. Bir Temmuz'dan itibaren memurların en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselmiş olacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranında. Toplu sözleşme, 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı derken memur maaşlarına yansıyacak zammın %45 olması bekleniyor. Memurlarımızın beklentisi en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseldiği için memurlarımızın maaşının toplamı da %45 seviyesine yükselmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 11.848 liradan 22 bin liraya yükseltileceğini söyledi. Peki diğer memur maaşları hangi oranda ne kadar artacak? Memur maaş artış beklentisi %45. İşte buna göre öğretmen 15.793 alırken zamla birlikte 22.900 lira alacak. 15.611 lira hemşire maaşı da 22.636 liraya yükselecek. Yine 18.235 lira alan polis maaşı da 26.440 lira olması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 3 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarında. Masada emekliler için de kademeli zam formülü var. Bugüne kadar kademeli zam Türkiye'de hiç uygulanmadı, şimdilik masada. Bu sene Temmuz ayında SGK ve Bağkur emeklisine kademeli zam yapılması masadaki formüllerden biri. Öyle ki maaşı 7.500 lirayla 10 bin lira arasında olan bir emekliye %50 zam, yine 10 bin lirayla 15 bin lira maaş alan bir emekliye %40 zam, 15 bin lirayla 20 bin lira arasında maaş alan bir emekliye %30 zam ve 21 bin liranın üzerinde maaş alan bir emekliye de %25 zam yapılması öngörülüyor. Buradaki amaç şu: düşük emekli maaşı alan vatandaşla yüksek emekli maaşı alan vatandaş arasındaki makası kısmen daraltmış olması. En düşük memur emekli maaşı Ocak ayında 7.901 lirayken Temmuz ayından itibaren beklenti 14.671 liraya yükselmesi. Emekli öğretmen Ocak ayında 11.833 lira alırken
1 Temmuz'dan itibaren 17.158 liraya yükselecek. Temmuz ayında sadece memura emekliye zam artışı olmayacak. Aynı zamanda enflasyon farkı sosyal yardımlara da yansıyacak. Peki rakamlar ne kadar olacak? Uzmanlar yaklaşık %45'lik bir artış bekliyordu. Buna göre evde bakım desteği Ocak ayında 4.337 lirayken zamla birlikte artışla birlikte Temmuz'da 6.289 liraya yükselmesi bekleniyor. Yine 65 yaş aileleri dediğimiz 65 yaş ve üzerinde herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımıza ise Ocak ayındaki artışla 1998 lira olan rakam 2897 liraya yükselmiş olacak. Temelleri atıldığı günden bu yana çalışmalar bir an olsun hız kesmedi. Afet bölgesinde konutlar yükselmeye başladı. Herkesin ortak temennisi depremzedelerin yeni yuvalarına bir an önce kavuşması. Burası Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinin Özbek köyü. Depremde burası da ciddi anlamda hasar almış ve birçok ev yıkılmıştı. Ama yıkımdan hemen sonra devletimiz harekete geçti ve köy evlerini birer birer dikmeye başladı. Bazılarının temelleri atıldı, bazıları bitmek üzere, bazıları da bitti. Çalışmalarsa 24 saat usulüyle aralıksız devam ediyor. Yapılan konutlarda güvenlik öncelikli şart. Bunun yanında depremzedelerin konforu içinde her şey düşünüldü. Köy evleri tamamlandıkça hızlı şekilde hak sahiplerine teslim ediliyor. Hemen arkamda yapımı tamamlanmış olan bir köy evi daha var. 3+1, 102 metrekare, ısı yalıtımlı ve radyan temel üzerine yapıldı. Yeni yapılar bölgenin dokusuna da uygun olarak tasarlandı. Bir yandan bölgede köy evlerinin inşaatları hızlı şekilde yükselirken diğer yandan da doğanın korunması için özel bir çalışma yapılıyor. Mevcut ağaçlar koruma altına alındı, diğer yandan da binlerce fidan dikiliyor. Elbette bölgenin doğal yapısının devamını sağlayabilmek için. 11 ilde toplam 650 bin konut kısa süre içinde tamamlanmış olacak. Biter bitmez de ailelere teslim edilecek. Biraz yurt dışı kaynaklı ve yurt içinde de onun destekçileriyle birlikte seçime yönelik zaman ayarlı bir operasyon çekilmeye çalışıldı finans dünyasında. İkinci tur seçime giderken Türkiye'deki istikrarı bozmak isteyen spekülatörler dün akşam iş başındaydı. Kredi ve nakit avans çekimiyle ilgili tüketiciye korku salmak istediler. Böyle seçime yakın zaman ayarlı bir operasyon, yani bir kriz algısı oluşturalım, bankalarda para yok, bize para veremiyorlar, işte kredi kartımızı kullanamıyoruz, kredi çekemiyoruz. Önce bir anda kredi faizleri yükseldi. %1-1,5 olan kredi oranı bazı bankalarda %4'e hatta 5'e çıktı. Ardından da kredi kartından nakit avans çekmek isteyenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kredili mevduat hesabı nakit avans durduruldu. Karşı bir operasyon başlamış oldu. Özellikle bazı özel bankalardan. Ve insanlara şu mesajlar gitti işte. Kredi veremiyoruz, kredili mevduat hesabını kapatıyoruz, nakit çekimini tamamen durduruyoruz. Dolayısıyla bir panik havası oluşturmak, bir kriz algısı oluşturmak için sosyal medyada kullanılır. Aslında kredi muslukları açık. Çekilen rakam bunun en açık göstergesi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Merkez Bankası açıklama yaptı. Kart kullanımı da sıkıntı olmadığını söyledi ve spekülasyonlara son noktayı koydu. Şu seçime kadar ekonomiyle biraz oynamaya çalışacaklar, öyle gözüküyor. Ama bu artık eskiden tutuyordu, şimdi tutmuyor. Dünya İstanbul'u İstanbul modernle çok daha farklı bir şekilde tanıyacaktır, tanışacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni binasına taşınan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret etti. Önemli mesajlar verdi. Bu bir zihinsel devrimin de önemli adımıdır diye ifade ediyor. Cumhuriyet tarihi boyunca sözü en çok edilip de İcraatı en az yapılan işlerin başında hangisi geliyor derseniz, ilk sırada
kültür sanattır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığımız günleri hatırlıyorum. Bu şehirde Osmanlı döneminden kalma kültür sanat eserlerinin çoğu ya tahrip edilmiş ya görmezden gelinmişti. 19 Mayıs ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizdi Erdoğan. Geçmişi yok sayarsak kültür sanatta mesafe kat edemeyiz dedi. İstanbul'a güçlü bir kültür sanat altyapısı kazandıracak ilk adımları da attık. Bunlardan en önemlisi Haliç Kongre Merkezi'dir. Haliç Kongre Merkezi'nin durumunu, çevresini İstanbullular gayet iyi bilir. Orası mezbanelerin olduğu yerdi. İşte o mezbanelerin olduğu yeri şu andaki Haliç Kongre Merkezi'ne dönüştürdük. Yasaklanmış, ötelenmiş kim varsa, hangi fikir ve sanat insanımız varsa hepsine kucak açtık. Türk şiirinin duayen ismi Nazım Hikmet'e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Muhalefeti de yine aynı başlık üzerinden eleştirdi. Temelinden yıkılmaya başlayan Atatürk Kültür Merkezi binasını daha iyisini, İstanbul'a daha yakışanını yapmak için harekete geçtiğimizde bize neler dediklerini, nasıl hakaretler ettiklerini hatırlayın. Aynı şekilde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nun yıkıyoruz, buraya daha güzelini, daha büyüğünü yapacağız dediğimizde de neler yaptıklarını yine hatırlayın. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bilhassa da Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi gibi özgün mimari ürünü yapılarımızla tarihe imza attık. Her ne kadar birileri ısrarla bu eserleri karalamak için yalan ve iftira kampanyaları yürütse de, milletimiz kendisine kazandırdığımız bu değeri görüyor, takdir ediyor. HDP arasında bir görüş farklılığı olduğunu düşünüyorum. Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. PKK ile ittifakın temelleri aslında çok önceden atılmıştı. O dönem ne terörist Başı Öcalan ne de PKK-CHP için sorundu. Üstelik bunu HDP ile yapılan pazarlık sonrasında Mithat Sancar itiraf etmişti. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını HDP ile aynı çizgide yürüttü. Bu dönem Sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. HDP bizi istekleri niye rahatsız etmiyor? İmralı'nın kapılarını açın ki barışın yolu sonuna kadar açılsın. Yerel yönetimler özellikli şartını aynen kabul edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun sözüyle bizim hedefimiz uyuşuyor. Biz bu destekten memnunuz. Tüm taleplerine evet diyerek Kandil'den esen destek rüzgarını arkasına HDP'yi de yanına aldı. Kazanacağından emin bir şekilde yola çıktı. Ben Kemal geliyorum. Ancak seçim gecesi o rüzgarla birlikte Kılıçdaroğlu'nun söylemleri de tersine döndü. Daha önce kurmaylarıyla birlikte PYD'yi bile savunurken bir anda teröre sözde mesafe koydu. Bizim sınırımızda başkası olacağını, PYD olsun, bizim hiçbir sakıncası yok. Ne olacak Türkiye? Ne beka sorunu olacak? Yani Sinan, onlar bize mi saldıracaklar? Kılıçdaroğlu'nun U dönüşünün tek sebebi Sinan Oğan'a giden milliyetçi oylarını alma umuduydu. Çok farklı bir dil kullanmaya başladı Sayın Kılıçdaroğlu. Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zaten. Kılıçdaroğlu vakit kaybetmeden Zafer Partisi'nin kapısını çaldı. Genel Başkan Ümit Özdağ'la görüştü. İttifakın küçük ortaklarına Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dağıtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir pazarlık için Zafer Partisi'ne geldi. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Sinan Ogan'la da bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar
yine değerlendirme yapacağız. Zafer Partisi'ndeki bu görüşme öncesinde Sinan Oğan kendisi için Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Ata İttifakı içinse iki bakanlık talep edeceklerini duyurmuştu. Ancak Ümit Özdağ katıldığı bir canlı yayında seçmenin blok halinde Kılıçdaroğlu'nu tercih etmeyebileceğinin altını çizdi. Biz buradayız, siz de buradayız. Bu olmaz. Hele bizim seçmenimizde hiç olmaz. Bunun sebebi de Kılıçdaroğlu'nun CHP tarihinde ilk defa Türkiye'nin güvenlik teminatı olan sınır ötesi tezkerelere HDP ile birlikte hayır oyu vermesi başta olmak üzere terör örgütleriyle yan yana yol yürümesiydi. Mücadele edeceğiz, yurt dışına gideceğiz dediler de. Karşı çıkan oldu mu? Hayır. Suriye'de bizim ne işimiz var? Bizim Suriye'de ne işimiz var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin cevabı hayırdır, hayır olacaktır. Kılıçdaroğlu'nun rota değişikliğinin ardından HDP'den beklenen tepki de gecikmedi. Hasip Kaplan sosyal medya hesabından Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez başlıklı bir paylaşım yaptı. Kürt halkını kızdırmayın, küstürmeyin, yanlış yapmayın diye tehdit etti. ATV Haber o tehdidi Kılıçdaroğlu'na sordu ama o yine sessiz kalmayı tercih etti. Sayın Genel Başkan, Hasip Kaplan'ın bir açıklaması oldu. Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez diyerek uyardı. HDP'nin oylarını kaybedeceğinizi düşünüyor musunuz? Metal Partisi iktidar olacağım saygıyla bolca koltuk dağıttı. Son 6 ay paylaşımla geçti. Diğer taraftan da hani ne de olsa iktidar olacağız diye ona 10 tane ver, ona 5 tane ver. Ben hesap uzmanıyım. Bu pazarlığın son derece yanlış bir hesap üzerine yapıldığı bugün çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Çok büyük bir hesap hatası var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabı şaştı. Bu hesap hatası sebebiyle CHP'nin meclisteki sandalye sayısı %25 düştü, temsil gücü azaldı. Kılıçdaroğlu'nun altılı masadaki müzakere hatalarının CHP'ye ödettiği bedelin büyüklüğü ortada. Peki Kılıçdaroğlu bu hatalar zinciriyle Cumhurbaşkanı seçilse mesela dış politikada müzakereleri nasıl yönetecek? Ukrayna krizinde Türkiye'nin yürüttüğü müzakere çok hassas bir denge var. Karşı tarafın argümanlarını bileceksiniz. Her iki tarafa eşit mesafede olacaksınız. Siyaset bilimciler olası bir hesap hatasının Türkiye'ye çok ciddi bedeller ödetebileceği uyarısında bulunuyor. Dış politikadaki müzakere sanatı çok çok daha farklı, çok daha büyük stratejik dengeler üzerine kuruluyor. Hızlı hareket etmemek, panikle hareket etmemek. Bunu mesela Rusya meselesinde gördük. Rusya'yı çok hızlı bir şekilde suçladı. Elinde kanıt olduğunu söyledi. Ama elinde hiçbir kanıt yoktu. Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde dış politikada aynı şekilde devam edecektir. Bu da Türkiye'nin çok kritik dış politika konularında ya çok taviz veren bir Kılıçdaroğlu'yla ya da müzakereyi sürdürmeyi imkansız kılan bir Kılıçdaroğlu gibi bir problemle bizi karşı karşıya bırakacaktır. Türkiye'deki bütün demokratikleşme hareketlerini desteklemelerini isteriz. Avrupa Birliği'nden aynı talepte bulunuyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin geleneksel anlamda oluşturduğu 20 yıllık diplomasi, uluslararası ilişkiler tezlerini bırakıp tamamen NATO'ya teslim olacak. Siyasi bilinciniz olmazsa yabancı devletlere oyuncak olursunuz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak için daha seçilmeden bol bol koltuk dağıttı. Dahası 39 milletvekilini küçük partilere kaptırarak CHP'nin meclisteki sandalye sayısını 2018 seçiminden daha da aşağı düşürdü. Cumhur İttifakı ise 322 milletvekiliyle mecliste üstünlüğü aldı. Bu da CHP'nin meclisteki söz hakkını da onay yetkisini de düşürdü. Buna ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin saflığı diyeceğiz ya da diğer partilerin dehası diyeceğiz ya da büyük oyun kurucunun yani herkesi herkese feda etmesi diye de bakabiliriz. Kendi milletvekilleriyle yani CHP milletvekilleriyle neredeyse topal ördekten daha kötü bir duruma düştü. İki ayağı da topal olan bir ördeğe dönüşecek eğer kazanabilirse. Meclisin desteğine sahip olmadığınız zaman aldığınız siyasi kararları hayata geçiremeyeceksiniz. Bu da Türkiye'nin daha farklı bir noktaya sürüklenmesi anlamına geliyor. Başka Erdoğan. Erdoğan'a sahip çıkan Türkiye'ye teşekkürler. Bütün bu anketler görüldüğü gibi iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. Nihai anket 28 Mayıs'ta yine milletim
yapacak. Seçime günler kala açıklanan anketlerin kimi sonuca yakın çıktı, kimi ise seçmenin kafasını hayli karıştırdı. Ama bazı anketlerin ilk sırada gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu %50'ye bile yaklaşamadı. Hal böyle olunca tepkiler çığ gibi büyüdü. 9 puan, 10 puan fark olmaz olmaz. Yapmayın. Yani bizim sektörü, biz bir ciddi bir iş yapıyoruz ya. İnsanların itibar ettiği bir şey. Sen 8-9 puan saptığın zaman ayıp. Bak 4 puanı bile anlarım ya. 8 puan ne oluyoruz ya? Mesleki yanlış, etik yanlış. Evet. 50 tane yanlış yani bir arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7-8 puan gerisinde gösteren anketlere tepki gösterdi. Deprem, anket vesaire bütün bu işleri alt üst etmiş. Zorlaştırdı. Tabii. Bu anketçiler de o pazardan nasibini almak için yalan da olsa, dolan da olsa her yere bir pazarlama yapmak suretiyle oradan maişetlerini temin etme yoluna gittiler. Ben arkadaşlarıma yine söyledim. Dedim ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Ben meydanlara inanıyorum. Ona yakın firma sürekli Kılıçdaroğlu'nun 55'lerde 60'larda olduğuna inandı. Bir kere muhalif seçmen inandırılmıştı. Hele son 4 gün kala 53,5 alacak diye 4 tane birden anket yayınlandı. Rakam 44,9. Araştırmacılıkta 9 puan sapma olmaz. Ayıp. Bak buna ayıp derim. CHP anketlerin partisi olmuştur. Biz ise sandığın partisi olduk. Siyasi parti olarak sosyolojik ve araştırma verilerini siyaset üretmek için kullanan bir müşteriniz olursa sizin de iş üretme tarzınız ona göre değişiyor. Özellikle muhalif seçmene güvenilir olarak yansıtılan bazı şirketlerin açıkladığı oranlar meslektaşlarını da şaşırttı. Konda ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben daha 88'de şirketi kurarken Konda vardı. Dolayısıyla böyle 9 puan sapmaya çok üzüldüm. Çok yanlış oldu. Hiç. Kaldı ki aynı Konda o anketi yayınlayana kadar hep 1 puan 2 puan farkla Kılıçdaroğlu'nun önünde gösteriyordu. Ya onu bile anlarım. Yine de yanlışlık olmuş diye kabul ediyorum ama hiç değilse özür bekliyoruz. Seçimlik firmalar var. Biz bu süreçleri yorumlarken bu firmaların ismini de ağzımıza almıyoruz. Çünkü seçim dönemi ortaya çıkan firmalar ve seçimden sonra sahneden çekilecekler. Bütün genel seçimlerde bu kitle önce uçuk kaçık hayallere kapılıyorlar. Sonra da büyük travmalar yaşatıyorlar. Bence bu gençlere travma yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Seçim tahmini tutan araştırma şirketleri de alkış aldı. Bazı firmalar var. Murat Sarı yakındı en azından. 2 puanlık sapması var. Optimar. Optimar yakındı. Hilmi Daşdemir. 1,5-1,8 sapması var. Genar. Genar da yakındı. Bunların hepsini tuttu kabul ediyoruz. İvem'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Onun sahibi Mehmet Öge'dir. Benimle yıllarca çalışmış bir arkadaş. Çok düzgün çalışır. Onu da kutluyorum. Başka Erdoğan. Bu sabah bir vatandaşımızın seyahat ajantasına bir kundaklama girişimi oldu. Dedim ki şikayette bulundunuz mu? Hangisi aydınlatıldı dedi. Ben güvenmiyorum bunlara dedi. Elinde bidonla geldi, Türk Seyahat Ajentesi'ni ateşe verdi. Almanya'da iki Türk gazetecinin şafak vakti polis operasyonuyla gözaltına alınmasının şoku atlatılamadan bu kez de Stuttgart'ta bir Türk seyahat ajantası kundaklandı. Gece yarısı seyahat bürosunun önüne gelen saldırganlar camı kırarak büroyu ateşe verdi ve hızla olay yerinden kaçtı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Bugüne kadar bize yönelik PKK'nın özellikle ve de ırkçıların yapılan saldırının hangi saldırının hesabı soruldu dedi. Türk iş yeri sahibinin tepkisi ise Alman adaletinin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi. Aradım vatandaşımızı, geçmiş olsun dedim. Devletimiz yanınızda dedim. Vatandaşın şu söylediği çok önemli. Sayın Bakanım ben bunlara güvenmiyorum ki dedim. 14 Mayıs'ın hemen ardından iki Türk gazetecinin şafak baskınıyla skandal şekilde gözaltına alınması Ankara'yı ayağa kaldırmıştı. Camdan baktım yani gerçekten burası bakın abartmıyorum. Yani 20-25 polis kesinlikle dışarıda duruyordu. Arkamı döndüğüm zamanda zaten polisle burun buruna geldim.
Yatak odası hemen 4-5 polis geliverdi. Dedim müsaade edin bir giyineyim. Parmak izlerimiz alındı. Fotoğraflarımız çekildi. Aynı yani bir terör suçlusuna yapılan muamele gibi. Avuç içi izlerimize kadar. Aynı gün Türk diplomasisinin baskısı sonucu serbest bırakıldılar. Ardından iki gün geçmeden bir provokatif haber de Stuttgart'tan geldi. Sahibi Türk bir seyahat acentesi kundaklandı. Dehşet anları kameraya da yansıdı. Yüzü görünmeyen fail benzin döktüğü iş yerini böyle yaktı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mağdur iş yeri sahibinin Alman adaletine isyanına ses oldu. NSU davasını şahitlik yapacakların hepsini öldürdüler. Kaç tane ırkçı saldırı oldu, camilere saldırı oldu. Frankfurt'ta vatandaşlarımızı taradılar, öldürdüler. Hiçbirisi aydınlatılmıyor. Almanya'da terör örgütleri kadar ırkçılar da aktif. Bu sebeple şimdi gözler soruşturmanın ayrıntılarında. Almanya düşmanlığım yok. Niye olsun? Her ülkeyle ben iyi geçinmek isterim. Ama Almanya'nın özellikle bu konularda maalesef sicili temiz değil. Türkiye ikinci tura, dünya ise ilk turun sonuçlarına alışmaya çalışıyor. Hani o Avrupa'nın gazeteleri, dergileri var ya, onlar şimdi burayı izliyorlar. Bild daha sert bir tutum sergiliyor ve Erdoğan'a oy veren Türkleri Almanya'nın parçası olmamakla itham ediyor. Ve bu terör belası ey Almanya bilesin, bumerang gibi gelecek, sizi de vuracak. El Cezire ikinci turda avantajın Cumhurbaşkanı'nda olduğunun farkında ve bu görüşte yalnız değil. En yakın rakibimize şimdiden 2.600.000 civarında fark attık. İstanbul'u fethederek Müslümanların 7 asırlık hayalini gerçeğe dönüştüren Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda Bizans'ı ve entrikalarını da tarihe gömmüştür. Yunan medyası Erdoğan'ın ikinci turdan sadece bir gün sonra İstanbul'un fethini kutlamak istediğini savunuyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Middle East Eye'sa kapsayıcı kampanyanın Cumhur İttifakı açısından rahat bir zaferin anahtarı olduğu görüşünde. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. Amerikan ABC, Kılıçdaroğlu'nun ilk turdaki farkı kapamak için daha milliyetçi bir söyleme tutunduğunu ve buna rağmen işinin hiç kolay olmadığını manşetten veriyor. Acaba Atatürk Havalimanı'nda ne oluyor? İşte burada. Cevabı siz vereceksiniz, siz! Özetle dünya medyası da neredeyse hep bir ağızdan Erdoğan'ın ikinci turdaki zaferine işaret ediyor. Kazanan seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Biz sizleri çok seviyoruz. Günaydın efendim. Bugün 20 Mayıs Cumartesi. Malumunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir kez daha sandık başına gitmemize sadece bir hafta kaldı ve biz gündemin sıcak başlıklarıyla ATV'de hafta sonu ile karşınızdayız. Elbette seçim gündemi bültenimizin en önemli konusu olacak ama biz her zaman olduğu gibi programımızda hayat üzerine de bir şeyler söylemeye çalışacağız umarım. Saat 10'a dek canlı yayında buradayız, birlikteyiz. Olanı biteni konuşurken sizin bize Twitter üzerinden göndereceğiniz mesajları da her cumartesi pazar sabahında olduğu gibi bu sabah da çok önemsiyoruz ve bekliyoruz. Yönetmenimiz Ferhat Aydın, editörümüz bu sabah Yunus Emre Akbayrak, yapımcımız Yeşim Kırdar, özel haberleriyle Altay Altuğ ve sahadaki muhabirimiz Yağmur Yıldırım, kurgucumuz Mehmet Aksan, grafikerimiz Koray Çakmak hep sizi selamlıyorlar. Üç kıymetli kameraman kardeşim İsmail Onur ve Taha ile biz de burada stüdyoda kader birlikteliği yapacağız. Aynı zamanda rejide ve diğer departmanlarımızdaki tüm kıymetli arkadaşlarımız, dostlarımız da size iyi dileklerini iletiyorlar. Çok sayıda dostumuzun, kardeşimizin emeği teri değiyor. Bu bir buçuk saatlik, yaklaşık bir buçuk saatlik
canlı yayına. Ama siz sadece beni görüyorsunuz. Televizyon programı da böyle bir şey işte. Evet. Mesajlarınızı beklediğimizi söyledik. Hadi başlayalım. Günün en önemli haberiyle başlayalım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur artık resmen başladı diyebiliriz. Niye böyle söylüyorum? Çünkü yurt dışında oy kullanma işlemi bugünden itibaren tekrar başladı. Değerli izleyenler, Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırladığı takvim gereğince Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde tam 167 noktaya bir kez daha sandıklar kuruldu. Bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar devam edecek. Temsilcilikler dışında oy kullanmak isteyenlerse gümrüklerde 28 Mayıs saat 17'ye kadar oy verebilecekler. Dış temsilciliklerde oy verme işlemleri hafta içi ve hafta sonu yerel saatte 9 ile 21 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatte 9 ile 18 arasında gerçekleşecek. Bu arada az önce bir gelin damat çiftimizi de gördünüz. Sandığın başında güzel bir an olmuş. Evet, yurt dışı seçmenler belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanabilecek. Bu işlem için randevu gerekmiyor. Onu da buradan bizi yurt dışından izleyen kıymetli dostlarımıza duyurmuş olalım. Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında her zaman olduğu gibi diplomatik kuryelerle ülkemize, Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar Ankara'da güvenlikli alanda saklanacak. 28 Mayıs Pazar günü Türkiye'de saat 17'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde gerçekleşecek. Bu arada tabii şunu da söyleyeyim, muhtemelen çok daha erken saatlerde geçen ilk tur seçime göre sonuçları öğreneceğiz. Çünkü sadece malum iki aday var ve tek bir oy kullanacağız. Onun da altını çizelim. Üzücü bir haberle devam edeceğiz. AK Parti İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan seçim çalışmaları için gittiği Aydın'da kalp krizi geçirdi. Değerli izleyenler, Savcı Sayan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim çalışmalarına devam ediyordu. Aniden fenalaştı. Hemen Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada kendisine bir anjiyo yapıldı. Hastanede tedaviye alınan Sayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu haberi geldi. Tedavi devam ediyor. Resmi sosyal medya hesabından da yazılı bir açıklama yapıldı Savcı Sayan'ın. Şöyle diyor o açıklamada, ikinci tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden Sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleriyle görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı Bey'in tedavisi devam etmektedir. Biz de Sayın Sayan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim ve devam edelim. Bir başka sıcak gelişme, gece sabaha karşı Tunceli'de tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyon Munzur çayına uçtu. Değerli izleyenler, o kamyonda şoförle birlikte bir yolcu daha vardı ve çayın ortasında mahsur kaldılar Munzur çayında. Kaza yerine hemen sağlık, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri geldi ve kurtarma operasyonu başladı. Kamyonda mahsur kalan o iki vatandaşımız ekiplerin yaklaşık bir saatlik çabası ve çalışması sonunda kurtarıldı. Çok şükür durumları iyi. Bakalım bugün ilk hangi kıymetli izleyenlerimizden mesajlar gelmiş. Havanın notlarını almadan önce Nevin Canseve günaydın diyelim. Özge Ünal, bugün son 90 dakika sahadayız. Mersin İdman Yurdu şampiyonluk maçımız var bugün demiş. Peki, başarılar dileriz. Günaydın İbrahim Bey diyormuş bize. Minik bir izleyicimiz Zeynep. Biz de yanaklarından öpüyoruz sevgili Zeynep'in. Samet Başkan'a günaydın diyelim. İyi yayınlar, tüm ekibe selamlar, sevgiler, takipteyiz demiş Beşiktaşlı Samet Başkan. Teşekkür ederiz. Rize'den de bir selam var. Kuşların sesi, temiz hava, yeşil cennet Rize'den günaydınlar diyor
Betül kardeşimiz. Havanın notlarına bakalım, hava tahminlerini almak için sevgili Yağmur Yıldırım hazırsa ona bir günaydın diyelim bakalım. Yağmur günaydın, neredesin? İstanbul'da hava nasıl? Dün bayağı bir yağış vardı. En azından Anadolu yakasında öyleydi. Bugün ne olur? Yurt geneli için hangi bilgiler var elinde? Paylaş bizimle lütfen. Günaydın İbrahim Sadri. Galata Köprüsü'nün ve Galata Kulesi'nin eşsiz manzarasına eşlik ettiğimiz Eminönü sahilindeyiz. Şu anda dereceler 15'i gösteriyor ancak kapalı bir hava olduğunu söyleyebilirim. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balıkçılar da sahildeki yerlerini aldılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan rapora göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında devam edecek. Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredileceği tahmin ediliyor denildi. Birçok il içinde sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamış olduğu hava durum notlarına göre ise İstanbulluları bugün mevsim sağanak yağışlı, en yüksek 19, en düşük 14 derece bir hava bekliyor. Yağış beklenen bir diğer il Bursa'da ise en yüksek 19 derece, Ankara'da ise en yüksek 18, Eskişehir'de en yüksek 17 derece bir cumartesi günü öngörülüyor. Buradan bizleri izleyen seyircilerimize sizler aracılığıyla uyarmış olalım. Ege'nin incisi İzmir'de ise bulutlu, en yüksek 27 derece bir gün tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesine baktığımızda ise yağışlı bir tablo görüyoruz. Adana'da en yüksek 24 derece, Antalya'da ise en yüksek 23 derece, Karadeniz bölgesinde Trabzon'da en yüksek 19, Artvin'de ise en yüksek 20 derece bir hava beklenirken Diyarbakır'da ise en yüksek 23 derecelik bir hava durumu tahmin ediliyor. Sizleri şu anda Eminönü sahilinde olduğumuzu aktarmıştık. Ancak manzaramızı güzelleştiren bir detay daha var. TCG Anadolu gemisinde Sarayburnu'ndaki görüntüsünü de sizlere aktarmış olduk. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamış olduğu hava durum notlarını sizlere Eminönü sahilinden aktardık. Sözü tekrardan stüdyoya sizlere bırakalım. Yağmur, çok teşekkür ediyorum. Şimdi seni dinlerken havanın notları için ben böyle bir ilk gençlik yıllarıma gittim. 70'ler, hatta 80'ler, hatta galiba 90'ların başın ortasına kadar devam etti. 3 aşağı 5 yukarı senin olduğun noktada orada balık ekmekçiler vardı eskiden, sandallarda. Böyle yalpa yapan sandalların içinde efendimizim kızgın yağda balıkları pişirirler, ekmeğin arasına koyup verirlerdi. Sonra onları ileri bir yere taşıdılar, daha steril hale getirdiler. Ama güzel renklerinden biriydi İstanbul'un. Sen de çok güzel görünüyorsun bu sabah. Teşekkür ediyoruz sevgili Yağmur Yıldırım'a. İlerleyen saatlerde o az önce adını andığı TCG Anadolu'dan, yüz akımız TCG Anadolu ile ilgili bir başka canlı bağlantıyla, bir aksilik olmazsa inşallah yeniden bizimle birlikte olacak. Çok enteresan fotoğraflar gelmeye başladı bu sabah. Gazetelere bakacağım ama şöyle Cimi'ye, sevgili Onur'a göstermek istiyorum. İlker Akdemir paylaşmış Körfez'den. Senegalli Mustafa ile bir fotoğrafını paylaşmış. Düz niye tutamıyorum? İlker Bey ve yanında da Senegalli Mustafa'yı görüyorsunuz. Her ikisine de selamlarımızı sunuyoruz. İlker Bey, çok teşekkür ederiz bu güzel fotoğraf için. Bu da güzelmiş. Hadi bunu da gösterelim. Ya Bayburt'tan bir selam var Mehmet Şerif Erol Bey'den. Tüm hastalara şifa dilemiş, Savcı Sayın'a da şifa diliyorum diyor. Muhtemelen kıymetli eşiyle birlikte bu pozunu bizimle paylaşmış. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi gazeteler, önce Sabah gazetesiyle başlayacağız değerli izleyenler. Dün malum 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı idi. Yaktığı ateş 104 yıldır aynı coşkuyla yanıyor. Onunla başlayalım Sabah gazetesini sizlerle paylaşmaya. Diyor ki hemen altında, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık ateşinin 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Samsun'daki tarihi iskelede başlayan kutlamalar yurdun dört bir yanındaki törenlerle sürdü. Anıtkabir gün boyu doldu taştı, 1919 metre boyunda Türk bayrağı taşındı diyor Sabah gazetesi. Epey önce, kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum ama Samsun'da bir 19 Mayıs'a denk gelmiştim. Orası çünkü malum, yani o ateşin yakıldığı, Sabah gazetesinde işaret ettiği gibi ilimiz, kentimiz çok coşkulu ve keyifliydi 19 Mayıs'ı orada kutlamak. Vakıf Bank'la Eczacıbaşı voleybolun en büyüğü olmak için sahada diye bir başlık görüyoruz. Torino'da Türk finali,
Yani Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde finali iki Türk takımı oynayacak. İtalya'da hakikaten büyük bir gurur memleketimiz için. Hangisi kazanırsa kazansın, kazanan elbette Türkiye olacak. Bugün Sabah Gazetesi'nin cumartesi ekinde bir orada yayınlanan bir yazının başlığı var. 7 günde 3 kilo zayıflatan bahar diyeti. İyiymiş bu. Her yolu denedim ama kilo veremiyorum diyenlerin derdine çare olacak bir diyet önerimiz var diyor Sabah Gazetesi. Kurallara uyup diyeti adım adım takip ederseniz kuş gibi hafifleyeceksiniz demiş. Enteresan, 7 kiloda 3 kilo iyi, iyi. Yani herhalde 7 gün hiçbir şey yemeyeceğiz öyle ya. Bir başka başlık yine Sabah'tan, Emine Erdoğan'ın fotoğrafını görüyorsunuz. İnsanlık adına umut verici bir gelişme. Başlık bu. Altındaki satırlar şöyle. UNESCO ayrımcılık ve ırkçılıkla ilgili karar tasarısında İslamofobiye de yer verdi. Kararı değerlendiren Emine Erdoğan, dünyadaki tüm Müslüman topluluklar ve insanlık adına umut verici bir gelişme demiş. Sabah'tan son olarak manşete bakalım. Milletimiz bizi yanıltmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turu için, seçimlerin ikinci turu için kurduğu bir cümle bugün Sabah'ın manşetinde. CNN International'a konuşan Başkan Erdoğan, ki biz ilk bölümde paylaşmıştık bu haberi, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdi. İkinci turda milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim dedi. İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni de ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milletin meclisteki tabloya bakacaktır. Mecliste çoğunluk bizde. Milletin bu tabloya bakarak istikrar ve güven için sandığa gidip gerekeni yapacaktır. Meclis ayrı, başkan ayrı gibi bir tutumda bulunmayacaktır gibi cümleleri vardı. Dün bir hayli yoğundu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın programı. Ayrıca İstanbul'da akşam hemşehri dernekleri buluşmasına da katıldı. O buluşmada da önemli mesajlar verdi. Aramızdaki muhabbeti anlayamayanların her yenilgi sonrası millete hakaret etmeleri sadece kendi karakter fukaralıklarını gösterir. Anadolu insanı dediğin merttir, mert. Siyasetçisini de kendisi gibi görmek ister. Muhalefetin tavrını eleştirdi. AK Parti'ye oy verdiği için depremzedelere hakaret edenlere tepki gösterdi. Seçim gecesinin ardından yaşananları sizler de gördünüz. Hepsi bir yana. Sadece depremzedelerimize yapılan saygısızlık bile bunların kabahat hanesini ağzına kadar doldurmaya yeter. Bunların gerçek yüzü işte bu. Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş. Gerçi bölücü örgütle, FETÖ'yle, tefecilerle, küresel medyayla, emperyalistlerle yol yürüyenlerden başka ne beklenebilir ki? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da hemşeri dernekleri buluşmasına katıldı. Hedefinde yedili koalisyon vardı. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den. Cezaevlerindeki PKK'lıları, FETÖ'cüleri, gezicileri serbest bırakacaklar. Selo'yu serbest bırakacaklar. Bu ülke eğer hukuk devleti ise, Allah'ın izniyle biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka, hukuktan başka hiçbir mekanizma çalışmaz ve en ufak bir adımla atılmaz. Erdoğan muhalefetin dış politika vaatlerine göndermeler yaptı. Batı ne istiyorsa onu yapacağız dediler. Bay bay Kemal. Batı'nın ne istediğini değil, Türkiye ne isterse biz onu yaparız. Amerika S-400'leri geri verdi. Biz dedik ki hayır. Siz bize Patriot vermediniz. Biz savunma ile ilgili olarak bu adımı attık. F-16'larla ilgili, F-35'lerle ilgili biz adam gibi durduk ve duruşumuzdan taviz vermedik. Cumhurbaşkanı ailenin de anayasal düzenlemeyle koruma altına alınacağını belirtti. Aile kurumumuzu ve evlatlarımızın geleceğini hedef alan sapkın akımların gelişmesine, serpilmesine destek verecekler. LGBT'ye yol verecekler.
Aile kurumumuzu asla lekeleyemeyiz. Anayasa değişikliğinde süratle aile kurumunun bir defa güçlenmesi için gerekli adımları atacağız. Erdoğan 28 Mayıs'ta sandıklara sahip çıkın çağrısında da bulundu. Milletimizin kendisini yok sayanlara 28 Mayıs'ta sandıkta varlığını en güçlü şekilde ben hissettireceğine inanıyorum. Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet yok. Zafer sarhoşluğu yok. 14 Mayıs'ı 28 Mayıs'ta tamamlayalım. 29 Mayıs İstanbul'un fethiyle bunu inşallah taçlandıralım. Devam edeceğim gazetelere bakmaya ama birkaç selam alalım. Mehmet Celal Aracı Bey onlardan biri, günaydın diyelim. Ahmet Bal Bey bizi Karaman'dan selamlamış. Çok seviliyorsun, çocukluğumuzun kralı diyor. O kadar yaşlandım mı ben Ahmet Bey'e? Teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Tuncay Karagöz bizi İkizdere'den selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Biz de kendisine teşekkürlerimizi iletelim. Gülşen Polat Hanım da Ankara Mamak'tan bizi selamlamış. Sabah sporu yaparken sizi izlemek güzel demiş. Peki, kolay gelsin diyelim size. Orada Akkuş'tan Altun Basmacı Bey'e de selamlarımızı ileterek Sabah gazetesinin ardından Hürriyet gazetesinin birinci sayfasını karşınıza getirelim. Hürriyet, en hüzünlü törende kanlı sırtın 50 evladı. Bakın hikaye şöyle, 1915 yılıydı. Çanakkale Savaşı'nın en kanlı gecelerinden biri 19 Mayıs'ta sabaha karşı kanlı sırtta yaşandı. Ve cepheye bir gün önce katılan İstanbul Erkek Lisesi'nden 50 genç şehit düştü. Lise o yıl, yani İstanbul Erkek, hiç mezun vermedi. İşte o günden beri İstanbul Erkek Lisesi'ne başlayan hazırlık sınıfı öğrencileri her yıl 19 Mayıs'ta kanlı sırtta rozet takıyor, yeni üniformalarını giyiyor. Hürriyet bu gizli kalmış geleneğe şahitlik etmiş hakikaten. Mesela neden bunun filmi yok? Neden bunun filmi yok mesela? Niçin Türk sineması bu hikayenin filmini yapmamış? Var eli ayağı düzgün birkaç tane Çanakkale Savaşı'mıza ilişkin film ama zaferimize ilişkin. Ya olağanüstü bir hikaye değil mi? 50 tane genç yeni başlıyorlar liseye, o zamanki adıyla İdadiye. Ve hepsi birden Çanakkale'ye gidiyor. Kanlı Sırt denilen yerde, ki muhtemelen adını da o 50 şehidin ardından almıştır. 50 tane gencecik vatan evladı orada şehit düşüyor. Müthiş bir hikaye. Yani bunları hatırladıkça, duydukça, işittikçe memleketi sevmenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunun bir kez daha ayırdığına, farkına varıyoruz. Tüm gençler ataya koştu. 19 Mayıs'a coşkulu kutlama. Tüm Türkiye Ulu Önder Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını büyük bir coşkuyla kutladı. Binlerce genç Anıtkabir'e koştu, atasını ziyaret etti diyor Hürriyet gazetesi. Manşette başlık ne Hürriyet'te? İkinci tur için oy seferberliği. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimine katılımın yüksek olması için hem partiler hem sivil toplum kuruluşlar harekete geçti. Malumunuz ilk tur seçimleri çok ciddi, yüksek oranda bir katılım söz konusuydu. Umuyoruz ki ikinci turda öyle olacaktır. Yaşadığı bölgeden farklı yerlerde oy verecek vatandaşlara destek olmak için herkes kolları sıvadı. Pek çok sivil toplum örgütü, siyasi parti ve gönüllüler farklı kampanyalarla dezavantajlı durumda olan seçmenlerin ulaşımını sağlamak için kampanyalar başlattı diyor Hürriyet gazetesi. Umarız ki katılım yine yüksek oranda gerçekleşir. Milletin iradesi tam anlamıyla sandığa yansır. Ya nasıl olsa biz kazanamayız, nasıl olsa biz kazandık ya da tersi de söz konusu gibi düşüncelerle tatile şuraya buraya gitmemek lazım. O memleket vazifesini, vatan vazifesini, vatandaşlık görevini mutlaka yerine getirmek lazım. Üstelik bu kez öyle uzun kuyruklar da olmayacak. Çünkü çok kısa sürecek bir oy kullanmadan bahsediyoruz. Mühür iki aday, birine kimi tercih ediyorsanız oraya mührü basacağız, evet ya da tercih mührünü. Yani toplasınız 20 saniye, 30 saniyede bitecektir herhalde bu vazife. Sır suikaste sanıklar serbest. Önemli bir haber bugün Hürriyet'te dikkatimizi çeken, onu da paylaşalım. Ankara'da 21 yıl önce karanlık bir suikaste kurban giden akademisyen Necip Havlemitoğlu davasında
tutuklu sanık kalmadı diyor Hürriyet. Tetikçi olduğu öne sürülen Tarkan Mumcuoğlu, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen cinayetin kara kutusu denilen Gökhan Nuri Bozkır, eski istihbaratçı Enver Altaylı, eski askerler Levent Göktaş, Fikret Emek ve Aydın Köstem artık tutuksuz yargılanacakmış. Hemen o başlığın altında 28 Mayıs için destek talebi haberini görüyoruz. Diyor ki Hürriyet, ikinci turda Sinan Oğan'ın desteğini isteyen Kılıçdaroğlu dün Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Özdağ'la Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüştü. Bir diğer önemli görüşme, düne damgasını vuran asıl önemli görüşmenin haberi yine Hürriyet'te birinci sayfada. Dolmabahçe'de sürpriz buluşma başlığıyla yer alıyor değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe çalışma ofisinde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan'ın resmi programında yer almayan görüşme sürpriz olarak nitelendirildi. Evet, bir kez daha söylemek gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la bir araya geldi. İşte bu gördüğünüz fotoğraf karesi de o görüşmeden bir kare. Bu önemli görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve taraflar görüşme sonunda herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan görüşmesine ilişkin resmi bir açıklama yok ama AK Parti'den bu konuda bir değerlendirme geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ televizyon programına konuk oldu, bir programa katıldı ve orada bu görüşmeyi şöyle yorumladı. Buradaki bu görüşmenin bir önemi var. Çünkü siyaset müzakere işi. Yani siyaset zaten onun için var, müzakere etmek için var. Müzakere etmediğiniz her konuda işin doğrusu siyaset üretmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bu müzakereler sonucunda inşallah ülkemizin tamamının memnun olacağı bir netice olacağını düşünüyor ve biliyorum. Evet, devam ediyoruz. Şimdi sabaha baktık, Hürriyet'e baktık, Milliyet'e de bakacağız. Ayşe Küçük Hanım'a selam gönderelim. Erzincan'a selam göndermiş. Peki, Ömer Arslan Bey'e hayırlı haberler sunmanız dileğiyle demiş. Biz de selamlarımızı gönderelim. Adana Tekir Yaylası'nda kuşların cıvıltılarıyla uyandık diyor Adnan Karaağaç Bey. Ne güzel bir sabaha başlangıç. Günaydın demiş. Bizden de Adana Tekir Yaylası'na ve Adana Tekir Yaylası'ndaki tüm kuşlara günaydın. Milliyet gazetesinin birinci sayfası karşınızda. Az önce paylaştığımız dünkü Erdoğan-Oğan görüşmesine ilişkin fotoğraf ve ona ilişkin haber, insanımız yüzüstü bırakmaz başlığıyla kendine yer bulmuş durumda. Erdoğan'dan ikinci tur yorumu diyor Milliyet gazetesi. Ve hemen manşete geçelim. Bu haberin detaylarını az önce sizlerle paylaşmıştık. Daima genç, daima izinde. 19 Mayıs'ta Türkiye'nin Atatürk sevgisine kötü hava bile muhalefet edemedi. Atamızın ebedi istirahatgahı vatandaşlarla doldu taşlı diyor Milliyet. Biz reklam aramızdan sonra ikinci bölüme başlarken dünkü o coşkulu kutlamaları da karşınıza getireceğiz. Altını çizelim. Merak eden izleyenlerimiz için bu bilgiyi de paylaşmış olalım değerli izleyenler. Şimdi ekonomik açıdan düne damgasını vuran önemli gelişmelerden biri burada Milliyet'te sol alt köşede kendine yer bulmuş durumda. Nedir o? Kredi kartına nakit avans sınırı kalktı. Merkez Bankası'nın yeni uygulama talimatına göre kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacak. Bankalara gönderilen yazıya göre bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimleri menkul kıymet tesisinden hariç tutulacak diyor gazete. Son bir başlık daha paylaşalım. Sağ alt köşeden Hiroşima'dan Rusya'ya yaptırım çıktı. Ne demek bu? Japonya'nın Hiroşima kentinde dün başlayan G7 zirvesinden Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar için adım atılması kararı çıktı. Zirve Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta nükleer silahların kullanımı tehlikesinin doğmasının ardından dünya barışını korumaya yönelik mesaj vermek için Hiroşima'da yapılıyor diyor Milliyet gazetesi. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nın kara anılarından biri Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan o iki atom bombası hiç kuşkusuz.
Önemli bir haberle ilk turumuzun yavaş yavaş sonuna yaklaşırken karşınızdayız. Nedir o? Emlak, Konut ve Türk Hava Yolları Ortaklığı. Bu ortaklık yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi. Projenin adı bu. İstanbul'da yaşayanları ve ilk kez ev sahibi olma isteyenleri yakından ilgilendiren ve gerçekten içinde kolaylıklar barındıran bir proje bu. Yani satın alma açısından kolaylıklar barındıran. Şimdi zaten detaylarını göreceksiniz. Bu projenin ne gibi avantajları var? Hep birlikte bakalım. Kira öder gibi ev sahibi olmak güzel tabii ki. Proje çok güzel. İlk evim, ilk iş yerim ve yeni evim kampanyalarından sonra İstanbul'da evi olmayanlar için yeni bir kampanya daha hazırlandı. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi Emlak, Konut ve Türk Hava Yolları Ortaklığı ile hayata geçecek. Emlak, Konut ve Türk Hava Yolları'ndan İstanbul'da ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlarımız için kurayla sosyal konut fırsatı. Şu an Arnavutköy mahallesindeyiz. Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi işte buraya 2,5 milyon metre kare alanına yapılacak ve burası İstanbul Havalimanı'na 10 dakika uzaklıkta. Arnavutköy'de 13 bin bağımsız bölümden oluşan bu sosyal konut projesinde %20 peşinat, 10 yıl vade ve 7500 TL'den başlayan taksitlerle yeni eviniz sizleri bekliyor. Projeye başvurular başladı. Gençlere %20 özel kontenjan ayrıldı. Üstelik kampanyadan faydalanmak isteyen 18-30 yaş aralığında gelir şartı da aranmayacak. Toplamda 13 bin bağımsız bölümün yer aldığı proje yatay mimari ve 4 ya da 5 katlı şeklinde inşa edilecek. Evlerse 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. Evlerin fiyatları 2 milyondan başlıyor, 4 milyona kadar çıkıyor. İlk kez ev sahibi olacaklara ödeme konusunda da kolaylık sağlanacak. %20 peşinat, 120 ay vade fırsatı olacak, taksitlerse 7500 liradan başlayacak. Belli dönemlerde ara ödemeler de alınacak. Güzel, yani 7500'e şu an 1+1 ev vermiyorlar çünkü. Ödenebilecek bir miktar şu anda. 2 kişi çalışarak ödeyebilirler. Sosyal konut projesi kapsamında kampanyaya ilk kez ev alacaklar ve İstanbul'da ikamet edenler başvuru yapabilecek. Kampanyaya başvuruda hane halkı üzerine kayıtlı evin olmaması ve son 1 yıl içinde tapu devri yapılmamış olması şartı aranacak ve sahip olunan ev 5 yıl boyunca satılamayacak. İlk kez ev sahibi olacaklar başvuru yapabilecek. Başvuru yaparım tabii ki. Devletimizin yaptığı harika uygulamalardan biri. Engellilerle şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayrıldı. Projeden faydalanmak isteyenler Emlak Konut sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Son gün 2 Haziran. Devam edelim. Bir gazeteye daha bakacağız. Bir gazeteye daha ama Metin Kaymaz Bey'e Sakarya'dan biz de selamlarımızı iletelim. Burak Özarslan Bey, çocuksu gülüşlerle gülsün yüzümüz hep diyor. Mutlulukla Caddebostan'dan, İstanbul'dan bizi selamlamış. Teşekkür ediyorum. Sabah Hürriyet, Milliyet, sırada Akşam gazetesi var. Süremizin el verdiği ölçüde ondan da başlıklar okumaya çalışalım. Biraz önce izlediğiniz haber, gençlere 7500 lira taksitle ev başlığıyla bugün Akşam gazetesinde de kendine yer bulmuş durumda. Emlak, Konut ve Türk Hava Yolları İstanbul'da 13 bin konutluk projeye başlıyor diyor Akşam gazetesi. Hemen yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve dünyaya Newsweek'li yanıt başlığı var. Diktatörler ikinci tura kalmaz. Başkan Erdoğan seçim öncesi kendisine karşı kara propaganda kapakları yapan yabancı medyaya ilk tur sonrası Newsweek dergisinin manşetiyle karşılık verdi. Diktatörler ikinci tura kalmaz dedi. Akşamın manşetinde İstanbul var. Daha doğrusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. İstanbul adım adım batıyor başlığıyla. Motoru yanan İETT otobüsü, yolda kalan metrobüs, çalışmayan metro ve yürümeyen merdivenden sonra itfaiyede çöktü diyor Akşam gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yayınladığı bu haberde. Hemen altında Yunan vicdansızlığı NYT kamerasında diye bir başlık var. Onu da paylaşmak isterim sizlerle değerli izleyenler. NYT'den kasıt New York Times gazetesi. New York Times minibüslere toplanan göçmenlerin kar maskeli görevlilerce teknelere bindirilip Türkiye'ye itildiğini belgeledi. İşte o belgenin fotoğrafı da bugün görüyorsunuz zaten fotoğrafı. Akşam gazetesinde kendine yer bulmuş durumda. Bu arada YSK
ilk turun, ilk seçimdeki ilk turun kesin ve resmi sonuçlarını da yayınladı. Son olarak onu da paylaşalım Akşam Gazetesi'nden. Diyor ki gazete, YSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Katılım oranı %87.04 oldu. Yani galiba en yüksek, belki de birinci bilmiyorum, katılımlı seçimlerden birini yaşadık. Bu da çok mutlu ediyor hepimizi. Türkiye'nin demokrasiye olan inancını göstermesi açısından 1.037.104 oy geçersiz çıktı. Ya bu da çok yüksek bir rakam ama ya. İşte kesin sonuçlar değerli izleyenler karşınızda. Recep Tayyip Erdoğan %49.52, Kemal Kılıçdaroğlu %44.88, Sinan Ogan %5.17 ve Muharrem İnce çekildim demesine rağmen %0.43 oranında oy aldılar. Bu bilgiyle de Akşam Gazetesi'ne de noktayı koyalım. Şimdi bizim 15 dakikalık bir araya ihtiyacımız var, bir reklam arasına. Reklamların ardından ikinci bölümde canlı yayında tekrar buradayız. Yeniden günaydın. ATV'de hafta sonunda ikinci bölümle karşınızdayız. Reklam aramızın ardından yeni açan televizyonlarını kıymetli hanımefendilere, beyefendilere hoş geldiniz diyelim. İyi haberlerle dolu bir gün dileklerimizi sizler için de bu ikinci bölümün başında tekrarlamış olalım. Saat 10'a dek canlı yayında beraberliğimiz, birlikteliğimiz sürecek. Tıpkı ilk bölümde olduğu gibi bize Twitter üzerinden göndereceğiniz mesajlarınızı bu bölümde de bekliyoruz. Fırsat buldukça onlara da bakmaya çalışacağım. Şimdi ikinci bölüme neyle başlıyoruz? 19 Mayıs'la başlıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın ateşi 104 yıl önce dün Samsun'da yakılmıştı. 19 Mayıs 1919'da Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkmıştı malumunuz ve bu bayramı da daha sonra gençlere armağan etmişti. İşte o gün bugündür 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı tüm Türkiye'de aynı coşkuyla kutlanıyor, kutlanmaya devam ediyor. Tıpkı dün olduğu gibi. Atatürk'ü ziyaret ettiğimiz için de mutluyum. Güzel geçiyor şu an. Düşman tuttu. Atatürk tarzı düşmanı yetti. Güzel yurttu. Bizlere vardı. Milli mücadelenin ilk adımı 104 yıl önce bugün Samsun'da atıldı. O coşku bir asırdır artarak sürüyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kez daha 7'den 70'e gençler atanın huzuruna koştu. Gençler heyecanlı, ailelerse mutlu. İkinci bayramı, heyecanlıyız. Biz de sabahın erken saatlerinde kalktık, geldik. Korkma sönmez bu şafak. Larda yüzen Alsancak. Papyonunu takmışsınız. Evet çok, evet atamız için çok güzel giyindik bugün. Gerçekten çok sevinçliyiz. Böyle güzel bir bayramda atamızın yanında onu ziyaret etmek bizi gerçekten çok gururlandırıyor. Anıtkabir'deki resmi tören için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu şimdi Aslanlı Yoldan yürüdü ve atanın huzuruna doğru ilerliyor. Mozele'ye çelenk bırakacak. Kutlamaların ilk adresinde gelenek bozulmadı. Anıtkabir dolup taştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı 19 Mayıs mesajında bir asır önceki ruhla ecdadımızdan teslim aldığımız kutlu emanetlere sahip çıkıyor, ülkemizin geleceğinin sembolü Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz ifadelerini paylaştı. Gençler de kendilerine armağan edilen bu bayramı atanın huzurunda kutladı. 19 Mayıs günü doğmuş büyük atamız, masmavi gözleriyle eritmiş düşmanları, gençlere etmiş hediye bu en büyük bayramı, hep birlikte el ele koruyalım vatanı. Çok mutluyum, atamız izinden gitmeye uğraş veriyoruz. Biz onun gençleriyiz ve Atatürk bu bayramı bize emanet ettiyse bunun gerçekten bir sebebi olmalı ve biz de bunun onurunu hepimiz kalbimizde taşıyoruz. Hepimiz Cumhuriyet'in gençleri olduğumuzun bilincinde olarak çalışmaya devam edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anıtkabir'i ziyaret eden isimler arasındaydı. Ancak korumalarının görüntü almak isteyen habercilere tavrı kutlamalara yakışmadı. Müzik
Nevşehir Kapadokya'da kutlamalar gün doğumuyla başladı. Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı. Kilis ve Adana'da coşku sokaklara taştı. İzmir'de ise 19 Mayıs coşkusu bisiklet turuyla tamamlandı. Gençlik yıllarında hiç böyle 19 Mayıs'ta spor hareketleri falan yapılıyor ya da folklor, hiç onlarda yer alamamıştım. Çünkü o konuda hiçbir yeteneğim yoktu ama çok şiir okurdum. O yüzden de okulda bulundurulan öğrencilerden biriydim. Lazım bize bu, el altında dursun. Ama ilkokulda 23 Nisan'larda daha böyle folklor falan oynamışlığım vardır Cihangir İlkokulu'nda. Tabii benim dediğim çok eski yani, 74-75 falan. Devam. Evet, dün aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten yoğun bir programı vardı. O yoğun programında ki adreslerden biri de Galata Port'ta yeni binasına taşınan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ydi. Cumhurbaşkanı orayı da ziyaret etti ve o ziyaretinde önemli mesajları vardı. Dünya İstanbul'u İstanbul Modern'le çok daha farklı bir şekilde tanıyacaktır, tanışacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni binasına taşınan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret etti. Önemli mesajlar verdi. Bu bir zihinsel devrimin de önemli adımıdır diye ifade ediyor. Cumhuriyet tarihi boyunca sözü en çok edilip de icraatı en az yapılan işlerin başında hangisi geliyor derseniz, ilk sırada kültür sanattır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığımız günleri hatırlıyorum. Bu şehirde Osmanlı döneminden kalma kültür sanat eserlerinin çoğu ya tahrip edilmiş ya görmezden gelinmişti. 19 Mayıs ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizdi Erdoğan. Geçmişi yok sayarsak kültür sanatta mesafe kat edemeyiz dedi. İstanbul'a güçlü bir kültür sanat altyapısı kazandıracak ilk adımları da attık. Bunlardan en önemlisi Haliç Kongre Merkezi'dir. Haliç Kongre Merkezi'nin durumunu, çevresini İstanbullular gayet iyi bilir. Orası mezbahanelerin olduğu yerdi. İşte o mezbahanelerin olduğu yeri şu andaki Haliç Kongre Merkezi'ne dönüştürdük. Yasaklanmış, ötelenmiş kim varsa, hangi fikir ve sanat insanımız varsa hepsine kucak açtık. Türk şiirinin duayen ismi Nazım Hikmet'e vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra yeniden Türk vatandaşlığı veren biz olduk. Muhalefeti de yine aynı başlık üzerinden eleştirdi. Temelinden yıkılmaya başlayan Atatürk Kültür Merkezi binasını daha iyisini, İstanbul'a daha yakışanını yapmak için harekete geçtiğimizde bize neler dediklerini, nasıl hakaretler ettiklerini hatırlayın. Aynı şekilde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nun yıkıyoruz, buraya daha güzelini, daha büyüğünü yapacağız dediğimizde de neler yaptıklarını yine hatırlayın. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bilhassa da Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi gibi özgün mimari ürünü yapılarımızla tarihe imza attık. Her ne kadar birileri ısrarla bu eserleri karalamak için yalan ve iftira kampanyaları yürütse de, milletimiz kendisine kazandırdığımız bu değeri görüyor, takdir ediyor. Şimdi bu kira artışı meselesine ilişkin bir haber getireceğim karşınıza ama ondan önce İlker Akdemir Bey bir fotoğraf göndermiş. Buz tutan İstanbul Boğazı diye. Gerçi Osmanlı döneminde diye yazıyor üstünde ama bu fotoğraf benim bildiğim 1950'li yıllarda bir fotoğraf. Galiba 53 ya da 54 olsa gerek. Enteresan bir şey yaşanıyor İstanbul'da. Çok soğuk bir kış. Tuna Nehri'nden kopan buz parçaları geliyor, Karadeniz'den giriş yapıyor galiba İstanbul'a ve İstanbul Boğazı'nın üzerinde böyle bir
buz kütleleri meydana geliyor. O yıllarda da insanlar üstüne çıkıp büyük bir cesaretle fotoğraf çektirmişler. Enteresan bir hadise gerçekten. Evet, özellikle büyük şehirlerdeki fahiş kira artışına ve fırsatçılara karşı bir mücadele başladı. Kamu çalışanlarına yönelik iyileştirmeler de yer alıyor AK Parti'nin seçim beyannamesinde biliyorsunuz. Bir sevindiren haber daha, memurlara özel kira yardımı ve lojman desteği. Hepsi şimdi detaylarıyla haberde. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda benzer adımlar atıyoruz. Türkiye yüzyılını milletimizin sırtına yeni yükler bindirerek değil, milletimizin yükünü hafifleterek inşa edeceğiz. Önce zam müjdesi, şimdi de kira yardımı. Büyük şehirlerde artan kiralara karşı hükümet önlem alıyor. Çok iyi olur. Süper. Gerçekten çok güzel. AK Parti'nin seçim beyannamesinde memurları sevindiren haberler peş peşe gelmişti. Memurlara yüksek oranda zamlar yapıldı. Hatta Temmuz ayı için Cumhurbaşkanı 22 bin lira taban ücret olacağını söylemişti. İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endeksleri dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız. İşte o çalışmanın ilk sinyalleri geldi. Metropoller, Türkiye'nin batısında yer alan büyük şehirler artık kamu çalışanlarının tayin listelerinde son sırada bile yer almıyor. Sebebi ise gün geçtikçe kabaran kira fiyatları. Tercih şansınız olsa mesela İstanbul, Ankara, İzmir'e gitmek ister misin? Yok, sadece gezmeye gelirim. Neden peki? Pahalı. Metropollerde yaşamak, şu an yaşayamam ben yani. Şu an kiralar almış başını gidiyor. Başka illere gitmek istiyoruz. Düzenlemeyle birlikte metropollerde yaşayan kamu çalışanları artık rahat bir nefes alacak. Çünkü onlara doğu tazminatına benzer bir kira yardımı yapılacak. İl ve ilçelerde farklı bir sistem uygulayacaklardır. Kiraların yüksekliğine göre, oranlarına göre muhtemelen orada çalışanlara bir fark verilecek. Böyle bir fırsat gelirse memnun olurum. Ben de küçük şehirde memurluk yapıyorum. Orada da fiyatlar artmaya başladı tabii ki. Memurlar için fırsat niteliğindeki bu düzenleme sadece kira yardımını kapsamıyor. Aynı zamanda sayıları artırılacak olan lojmanlarla birlikte memurlar kapı kapı gezip ev aramak zorunda kalmayacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde de barınmayla ilgili mesele vardı. Böylece Türkiye'nin farklı noktalarında yaşayan memurlar arasındaki gelir gider dengesizliği de ortadan kalkmış olacak. Ya bir yandan işte memurlarımız, dar gelirlerimiz, ya bu kirayı nasıl ödeyeceğiz? Çok fahiş kira artışları var, önüne geçilmesi lazım diye haklı olarak feryat ediyorlar. Bir tarafta da şimdi göreceksiniz ama önce Necip Fazıl Kısaköre'nin Destan isimli olağanüstü güzel bir şiiri vardır. Onun bir bölümünde der ki Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul. Yani on pul gelsin birer birer paylaşalım. Allah'ın on kulunu bekleye dursun on pul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa yaşasın. Kefenimin kefili kara borsa diyor Necip Fazıl Kısakürek. Takvim gazetesi de diyor ki Bodrum'da aylık kira dikkat edin 13 milyon lira, şaka gibi değil mi? Türkiye'nin en gözde tatil cenneti Bodrum'da emlak fiyatları çıldırdı. Cennet koyundaki bir sitede, muhtemelen şurası, lüks villanın bir aylık kirası tam 13 milyon liraymış. Cennet koyundaki lüks sitede İş, sosyete ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin yanı sıra yabancı iş adamlarında evleri bulunuyormuş. Satılık fiyatı da, onu nasıl okuyacağız, 580 milyon lira imiş. 13 milyon lira kira. İsmail, ne diyorsun? Biraz yüksek sanki, değil mi sanki? Zorlar mı? Beni diyor zorlamaz İsmail. Biz nasıl olsa ödeyemeyeceğim için niye zorlasın? Evet, vallahi Allah yardım etsin ya. Bunlar nasıl rakamlar? Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim beyannamesini hazırlarken gençler için de müjdeler vermişti. İşte milyonlarca gencin hayatını kolaylaştıracak o maddelerin ayrıntıları. Eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine
maddi katkı vereceğiz. Bilgisayar, telefon kullanımı, mesela okul şimdi online oldu, üniversiteler. İhtiyacımız oldu. Bu konuda da oyumuzu kullanacağız. Müjdeyi Erdoğan vermiş, milyonlarca genci sevindirmişti. Yüzleri güldüren vaatler heyecanlandırırken detaylar da belli oldu. Yayınlanan seçim beyannamesini gençleri en çok sevindiren madde, cep telefonu ve bilgisayarlarda sadece bir defaya mahsus olmak üzere yüksek öğrenim öğrencilerinden vergi alınmayacak. Üniversitede laptop olsun, telefon olsun, bunlar bizim işimize çok yarayacak. Gençlere aylık 10 GB internet ücretsiz olacak. Ve gençlik kartı uygulamasıyla tiyatro, sinema gibi etkinliklerden de ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Ben zaten ayda 15-20 GB internet kullanıyorum. Ücretsiz olduğu için yani bana göre faydalı. Örneğin bir müze görmeleri, bir sanatla ilgilenmeleri, müzikle ilgilenmeleri onları hayata tutar. Bence bu faizsiz kredi de gerçekten evlenecekler için ayrı bir teşvik olacak. Evlenmeyi isteyen gençler de beyannamede unutulmadı. Gençlere özel olarak faizsiz, uzun vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak 150 bin liralık kredi desteği de var. Evlenecek gençler için verilen krediye başvuracağız. Zamanında benim için geldiğinde ben de başvuracağım. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasını ben çok olumlu görüyorum. Evliliğinin şey yapılması, teşvik edilmesi bence çok başarılı bir uygulama. Öğrencilere sağlanan kredi ve burs imkanları da arttırılacak. Cebimizde paramız olmadığı zaman oluyor. Hani onu kullanıyoruz. O artış ihtiyacımız var yani. Beyannameyi okudum. Gençlerimize tamamen hizmet edilmek için yapılan bir sistem. Benim çocukluk yıllarımda çizgi roman kültürü vardı. O zaman televizyon falan yok hayatımızda. İşte Tom Hanks Texas diye adlandırılan, üst başlıkta adlandırılan o çizgi romanları alırdık. İkinci elleri satılırdı, kiraya verilirdi, takas ederdik filan. O çizgi roman kahramanlarından biri de Tom Brax isminde bir çizgi roman kahramanıydı. Ve onun en önemli marifeti kılık değiştirirdi. İşte takma sakallar, saçlar filan birinin kılığına girer, o şekilde kötülerle savaşırdı. Bizim bir izleyicimiz var, Aytekin Yeşilkuşak, sağ olsun sık sık bize tweet atar, mesaj gönderir, fotoğraflarını paylaşır. Neredeyse Türkiye'de fotoğraf çektirmediği ünlü isim de kalmamış galiba Aytekin Bey'in. Eskişehir'den bakın, fotoğrafı burada. Bu da Aytekin Yeşilkuşak, bu da Aytekin Yeşilkuşak, bu da Aytekin Yeşilkuşak. O da Tom Brax gibi çeşitli böyle şekillere girmiş fotoğraflarda. Çok teşekkür ederiz, sağ olsun her zaman olduğu gibi bize yine fotoğraflarıyla destek verdiği için. Şimdi size bir gazete manşeti göstereceğim ama göstermeden önce bir şey paylaşacağım. Sosyal medyada, Twitter'da, Instagram'da, özellikle Twitter'da bir bu seçim sürecinde bir linç kampanyası da var. Vay sen nasıl oy verirsin o tarafa diye. Ve hakikaten yani insanın haysiyetiyle, şerefiyle oynayan çok ağır tweetler atılıyor, mesajlar yazılıyor. Türkiye Gazetesi bu meseleyi bugün manşetine taşımış. Diyor ki CHP'ye oy vermeyenlere linç kampanyası. Bu kin ve nefret depremden beter. Kutuplaşmadan şikayet edenler toplumu ayrıştırmak için her türlü rezilliği sergiliyor diyor Türkiye Gazetesi bugünkü manşetinde. İşte o linç kampanyasından özellikle ünlü isimler payını aldı. O ünlü isimlerden biri de maalesef payını alan isimlerden biri de ünlü modacı Zeynep Tunuslu. Ben 60 yaşına kadar her gün, her sene CHP'ye oy verdim. Hep modum kırıldı. Seçimlerden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Bu sene kazananın yanındayım, Tayyip Bey'e vereceğim çünkü o kazanacak. O sözlerinden dolayı sosyal medyada hedef alındı. Ünlü modacı Zeynep Tunuslu Erdoğan'ı neden desteklediğini A Haber'e anlattı. Aklın yolu birdir. Önemli olan ben Atatürkçüyüm. Vatan bölünmesin. Ben bu sonuçtan memnunum. 61 yaşındaki modacı siyasi görüşü yüzünden uğradığı acımasız linç kampanyasına yanıt verdi. Ne reklama ne üne ihtiyacım var. Yaptığım işi çok severek yapıyorum. Moda tasarımcılığını 40 senedir. O yüzden içimden geleni doğru bulduğumu yaptım ki demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Herkes hakkınız ve fikrini söylemeye özgür olduğunu düşünüyorum. Ünlü modacının Cumhurbaşkanı ile tanışıklığı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu yıllara dayanıyor. Sevgili değerli eşim Uzay Heparı sene 94 senesinde talihsiz bir kaza geçirip 13 gün yoğun bakımda kaldığında hakikaten zor günler geçirmiştim. Hem de bebek bekleyen bir anne adayı olarak.
O zaman Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı'ydı. O şefkatli gözleriyle gelip bir şeye ihtiyacınız var mı dediğini hiçbir zaman unutmadım. Aradan 28 sene geçti. Bu sene kazanının yanındayım Tayyip Bey'e vereceğim çünkü o kazanacak. Şimdi efendim bizim muhabirimiz Altay'ın, özel haberler muhabirimiz Altay'ın yaptığı özel bir haber gelecek karşınıza. İlk kez burada göreceksiniz. 28 aylık SMA hastası Abdullah Sezer. Bir yavrumuz valilik izniyle anne babası tarafından yaklaşık 1,5 senedir yardım kampanyası düzenlenen yavrularımızdan biri. Siz de karşılaşmışsınızdır. Özellikle büyük şehirlerde böyle valilik izniyle o çocukların hikayesini anlatıp gelip geçen vatandaşlardan yardım talep eden aileler var maalesef. İşte Sezer ailesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'un göbeğinde Şişli'de bir yardım standı açtı. Ama vicdan yoksunu bir hırsız, sonradan da çalıntı olduğu öğrenilen motosikletiyle o yardım paralarının toplandığı kutuyu çalıp kaçmaya kalkıştı. Vatandaşlar oradaydı. Abi, sen niye çalıyorsun? Paraları toplayın. Sizin yüzünüzde için yaptım. Bizim paramız dönüyor. Motosiklet de geldi. Para dolu kutuyu çalmaya çalıştı. Ulan bizim sabahtan beri ben onun için para topluyorum. Kutuyu çalıp gidiyor. Pişkin ve vicdansız hırsız SMA'lı bebeğin hayata tutunması için toplanan paralara acımadan göz dikti. Şikayetçiyim abim. Tamam, polis çağırın abi. Özür dileme. Yok abi, polis çağır. Polis. Hayır, bırakmayın. Tamam, polis. Abdullah Sezer 28 aylık doğuştan SMA hastası bir bebek. Anne babası da büyük savaş veriyor. O hastalığını yensin, ilacına kavuşsun diye. Ve yaklaşık 1,5 senedir de kampanya, yardım kampanyası düzenliyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Şişli'de bir yardım standı açmışlardı. Ancak gözü kara hırsızlar onun o yardım paralarına da göz dikti ne yazık ki. Paraları çalmaya çalıştı. Standdayken birisi motorla gelip bağış kutusunu alıp kaçmaya çalıştı. Ben de peşine verdim, bağırdım. Sağ olsunlar vatandaşlar da hemen müdahale etti, yakaladı konu. Polise teslim ettik zaten. Zaten ayrıca motor da çalıntı çıktı. Her şey sizde abi, kimin sizde? Abi döv, sabah kadar döv. Kimin sizde, ne yapacağım abi? Bir çocuğun nefes alması için toplanan paraların çalınmaya kalkışması çok vicdansızca ve merhametsizce bir şey. Ben oğlum için bir tere toplamak çabasındayım. Böyle bir olay yaşandı 2 gün önce. Bu bizi çok üzdü psikolojik olarak da. Minik Abdullah'ın yardım kampanyasında %47'ye gelindi. Geriye %53'lük bir kısım kaldı. Anne babası da evlatlarının bir an önce sağlığına kavuşmasını, yani bu kampanyanın da bir an önce tamamlanmasını istiyor. Evladımız da çocukluğunu yaşayabilsin, gülüp eğlenebilsin, oyuncaklarını tutup oynayabilsin istiyoruz. Oğlumun sadece rahat bir nefes almasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Biz oğlumuz için savaşıyoruz, oğlumuzu kurtarmaya çalışıyoruz. Allah şifa versin. Çocuklar göz bebeğimiz ya. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Onların keyfi kaçınca bizim de keyfimiz kaçıyor. Hele Allah korusun böyle hastalıklarda filan insanın yaşama sevinci kalmıyor. Allah yardım etsin aileleri. Şimdi çocuklarımızın sevinçlerinde ne bileyim işte iyi bir karne getiriyor mesela. Ya da ne bir başarısını görüyoruz. Ya da küçük bir şekilde bizi mutlu edince hadi gel biz de seni sevindirelim diyoruz. Tamam sevindirelim ama Hürriyet gazetesi diyor ki böyle sevindirmeyin. Çocuğunuzun ödülü hamburger olmasın. Anne ve babaların ödül olarak çocuklarına fast food yiyecekler aldığına dikkat çeken Profesör Doktor Ali Kaan Gökak'ın demiş ki ebeveynler eğer bu alışkanlığa devam ederse çocukların gelecekte kanser gibi ölümcül hastalıklara kapılmalarına ön ayak olmuş olacaklar. Verdikleri bu ödül cezaya dönüşecek diyor. Çok önemli bir istatistik, bir bilgi var. Ben asıl onun için bunu sizin karşınıza getirdim. Bakın. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, hani şunun bunun bilgisi değil, Dünya Sağlık Örgütü paylaşmış. Türkiye 18 yaş üstü yetişkin nüfusta obezite oranı %32 ile Avrupa'da ilk sırada. 18 yaş üstü yetişkin nüfus obezite oranında Türkiye %32 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Ben de bunun sonuna bir kelime ilave edeyim, maalesef diyeyim. Hiç bize yakışacak bir istatistik sonucu değil bu. Hani o kadar çok Avrupa'da fazlaca fast food tüketen filan ülkeler var diye biliyoruz güya. Biz yükselmişiz çünkü adım başı fast food dükkanları maalesef böyle sarmış durumda memleketi. Güzel bir şey görelim. Ne o? Tok.
Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG. Hakikaten ismi de cismi de çok güzel görünüyor. Bir kere yakından görmüşlüğüm var henüz. İnşallah daha yakından görmekte bakarsanız kısmet olur. Önümüzdeki günlerde, yıllarda. Evet, daha sık görmeye başladık ama TOGG'u. Teslimatlar yapıldıkça sayı da daha çok artacak elbette. Şimdi TOGG'un içinde, direksiyonunda en fazla gördüğümüz isimlerden biri, belki de birincisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank. Dün bir kez daha TOGG'un direksiyonuna geçti ama bu kez yanına muhabir arkadaşımız Mahmut Keşan ve kameraman arkadaşımız Barış İbiş de bindi ve İstanbul'u bir turladılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. TOGG denildiği zaman akla ilk gelen isim de siz oluyorsunuz. Milli bir projede hatırlanmak tabii bizim açımızdan gurur verici. Bugün seninle bir İstanbul turu yapacağız. Sonra da hemen Bursa'ya geri döneceğiz. Beraber gidelim istiyorsunuz. Gidelim. Şu ceketimizi çıkaralım. Belki terletirsin sorularla. Evet. En sevdiğiniz özelliği? Bir kere şu içine bindiğinizde helal olsun bunu biz yapmışız dedirtiyor. Gurur verici. Oo, efsane. Hız sınırları içerisindeyiz şu anda ama bu çok güçlü bir araç. Konforu yaşıyorsunuz içinde, gururu yaşıyorsunuz, şu ferahlığı yaşıyorsunuz. Türkiye'nin otomobilinden bahsediyoruz, gurur projesi diyoruz. Ama bu aynı zamanda ekonomik boyutu olan bir iş. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Aras bizi görmüş, bizi durdurdu. Şimdi onunla beraber köprüyü geçeceğiz. Nereye gidersek biz arabayı park ediyoruz. Kapılarını açıyoruz. Vatandaşımız biniyor, iniyor, test ediyor, bakıyor. Şu an herkes korna çalıyor bize. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'a emanet olun. Allah'ın izniyle. Kolay gelsin. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu da samimiyetle söyleyeceğim. Yani muhalif olsa bile şöyle bir kaşını kaldırıyor. Bu araca bakıyor. Onlar da bu işten gurur duyuyor. Çok heyecanlıydım. Araba gayet güzel. Ayak kısımları gerçekten geniş. Camlı sunroofu çok geniş. Ben arabanın sürüşü de gayet güzel. Gayet hızlı gidiyor. Bunu söyleyen 14 yaşındaki bir genç. Evet. Ya gençler bizden daha ilgili ya. Hani baba yiğitler var diyoruz ya. Bu işin bir de baş baba yiğidi var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Bakan Mustafa Varank'la birlikte bir şarj istasyonuna geldik. Yıkadığınızı gördük. Şarj ettiğinizi görmedik. Bunu internetten burada böyle bir şarj istasyonu olduğunu görmüştük. Bunu açtık. Yerleştiriyoruz. Hemen ışık yandı. Uygulamadan QR kodu okudu. Şarjı başlat dedik. Dolu yola çıkmışız. Bakın şu anda şarj başladı ve maviye döndü. Şu an aracın şarjı %91'miş. Devlet desteğiyle kurulacak 1500'ün üzerindeki yüksek hızlı şarj istasyonu. Şu anda kurulumları devam ediyor. Ama bizden destek almadan da şu anda farklı markaların işte TOGG'un kendi Turugo şarj istasyonları, bunlar şu anda hızlı bir şekilde Türkiye'de kurulmaya başlandı. Sene sonuna kadar karayollarında hiçbir sıkıntı yaşamadan vatandaşlarımız inşallah bu araçlarla seyahat edebilecekler. Binebilirsiniz içine. Binelim. Bizi nerede gördünüz? Burada gördük. Ben beyefendiyi hiç tanımıyorum, fırıncıymış. Şurada bir tur atın. Anlamadım, çalıştığını bile anlamadım. Daha önce kullanmış mıydınız? İlk kez kullanıyorum. Sen beğendin mi? Çok beğendim. Trabzon tereyağı gibi böyle. Öyle şakır mi? Şakır gidiyor. Vallahi billahi ya. Hemşerimi gördün. Şu hissi bütün vatandaşlarımız yaşıyor. Binip etkilenmeyen ben gerçekten görmedim. Gerçekten oldu. 28 Mayıs'ta nasıl öngörüyorsunuz? Sonuçta yeni bir seçim yapacağız. Karşımızda bir muhalefet var. Kampanyanın başından itibaren bir tiyatro oynuyorlar. Seçim akşamı bile vatandaşı aldatmaya çalıştılar. Sizin yalan söylediğiniz ortaya çıktı. En azından çıkın bir özür dileyin ya. Böyle zorlayacak bir muhalefet istiyoruz. Kayıkçı kavgası yapacak bir muhalefet değil. Burada duruyor muyuz? Sayın Mustafa Varank'la birlikte İstanbul turuna attık ve şimdi bizi şirkete bıraktı. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Her bir vatandaşımızın oyu bizim için azizdir, değerlidir. Mutlaka sandığa gitsinler, oylarını kullansınlar. 29 Mayıs'ta da Türkiye yüzyılının kapıları bu ülkede açılacak diyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim TOGG'un ardından bir başka gururumuzu, bir başka gözbebeğimizi karşınıza getireceğiz. Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni gözbebeği malum TCG Anadolu gemisi. Hem İstanbul'da hem İzmir'de vatandaşın büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Çok sayıda
insan ki 300 binin üzerinde ya da yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etmişti TCG Anadolu'yu, içini gezmişti. Dünyanın ilk SİHA gemisi biz yaptık. Yoğun talep üzerine bir kez daha İstanbul'da, bir kez daha Sarayburnu'na demirledi. Yağmur Yıldırım da bizi şimdi orada Sarayburnu'nda TCG Anadolu'nun önünde bekliyor. Ziyaretler başladı mı? Nasıl ziyaret ediliyor? Bu saat aralığı var mı? Ne kadar görkemli görünüyor hakikaten gemi ya. Hepsi için biz sözü sevgili Yağmur Yıldırım'a bırakalım. İbrahim, sadece tekrardan günaydın. Milli gururumuz olan TCG Anadolu gemisinin önündeyiz şu anda. Türk donanmasının ilk LHD sınıfı savaş gemisi olmasının yanı sıra dünyanın da ilk SİHA gemisi. Aslında Nisan ayında TCG Anadolu gemisi İstanbul Sarayburnu Limanı'ndaydı. Recep Tayyip Erdoğan'ı 21 Pari Top Atışı ve Çimaliva selamıyla selamladıktan sonra İzmir'e doğru yola çıktı. İzmir'de de yoğun bir coşkuyla karşılandı. 3 Mayıs'ı Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu İzmir'de 149.865 kişi ziyaret etti. Milli gururumuz olan TCG Anadolu gemisinin güvertesinde Bayraktar TB3, Bayraktar Kızıl Elma ve Atak helikopterleri de yer alıyor. Dün 19 Mayıs olması sebebiyle tekrardan Sarayburnu'na demir attı ve tekrardan burada sevenlerini, meraklılarını bekliyor. 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında deniz kuvvetlerimize ait olan 27 gemimiz 27 liman ziyaretini gerçekleştirmişti. Bugün de milli gururumuz olan TCG Anadolu gemisi şu anda Sarayburnu Limanı'nda. Gemiyi ziyaret etmek isteyenlerin Savunma Bakanlığı'nın resmi sayfasını kontrol ettikten sonra yola çıkmaları konusunda uyarmış olalım. Gemiyi gezmek isteyenler güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra ücretsiz olarak buradaki çadırlardan gruplar halinde içeriye alınıyorlar ve burada yoğun bir güvenlik önlemi olduğunu da söyleyebiliriz. TCG Anadolu gemisi 10 Nisan 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmişti. Geminin uzunluğu 231 metre, genişliği ise 32 metre. Uçuş güvertesinde 11 SİHA, hangarında 30 SİHA ve içindeki havuza 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. İçerisinde ise 1223 personele ev sahipliği yapabiliyor. Gemi buradaki ziyaret görevini tamamladıktan sonra 1 ve 4 Haziran, 6 ve 12 Haziran tarihler arasında iki aşamada icra edilecek olan Deniz Kurdu 2023 tatbikatına katılması bekleniyor. Burada gemiyi ziyaret etmek isteyenler sabahın ilk saatlerinde buraya geldi ama burada yoğunluk olmadığını söyleyebiliriz. Aslında sabahın erken saatlerinde burada gemiyi ziyaret edebilirler. Milli gururumuz olan TCG Anadolu gemisi şu anda Sarayburnu Limanı'nda ve bu gururlu geminin önünden sizlere sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Yağmur Yıldırım, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. TCG Anadolu gemisi Sarayburnu'nda özellikle İstanbul'daki vatandaşlarımız için bir kez daha hatırlatalım. Yeniden ziyarete açıldı. Hadi birkaç selam, birkaç fotoğraf gösterelim size. Günaydınlar Sayın İbrahim Sadri Bey. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum diyor. Beşiktaşlı Tezcan ve Yavru Kartalı bizi selamlamış. Bu arada tabii Beşiktaş'ın da şampiyonluk şansı değil mi İsmail? Hala devam ediyor. Matematiksel olarak devam ediyor canım. Öyle deme. Ha, sevindirici bir haber vardı bir tane. Onu ben bir gazetede görmüştüm ya, onu da söyleyeyim. Evet, bu sene 5 takımla Avrupa'ya gidecekmişiz. Hazır söz futboldan açılmışken, futbolda korkulan olmadı. İsviçre'nin Basel takımını, Basel yarı finalde elenince Türkiye 12. sıradaki yerini korumuş. Ve Avrupa'da yine 5 takımla yer alacağız. Bu iyi. Şampiyonlar Ligi'ne de 2 takım gidecek. Bir tanesi ikinci olan ikinci ön elemeden galiba başlayacak ama olsun. Yine iyi bir şey o da. Hiç şüphesiz. Adnan Kaya Bey'e günaydın diyelim. İzmir Menderes Ataköy'den bu fotoğraflarla bizi selamlamış. Evet, peki. Aytekin Yeşil Kuşak'tan demin bahsetmiştik. Osman Gönlüm Bey de böyle bir fotoğraf paylaşmış. Söğüt ağacından yapardık çocukken, düdük alacak paramız mı vardı demiş. Allah Allah. Biz bunları vallahi ben bilemedim bunu. Demek ki daha çok böyle köylerde falan yapılan bir şeydi herhalde. Peki. Şimdi önemli bir haber getireceğim karşınıza. Bu da bir özel haber. Altay yaptı haberi.
olta balıkçılarının vazgeçilmez malzemelerinin belki de başında gelir. Misinalar biliyorsunuz. Balık tutmak için çok önemli rol oynayan bir malzeme o kopmaz, çok zor kopan ya da misinalar. Ama şimdi göreceksiniz haberde bir tehlike barındırıyor misinalar. Eğer işiniz bittiği zaman ya da koptuğu zaman çöpe atılmaması gerekiyor. Çünkü eğer çöpe atılmadığı takdirde tam bir ölümcül silaha dönüşüyormuş. Niye biliyor musunuz? Çünkü o misinaların köpekler, kediler, martılar, güvercinler için ölüm tehlikesi bile barındırdığı söyleniyor. Şimdi haberde göreceksiniz. Bu masum görünen çok büyük bir tehlike. Önüne geçilmesi gereken bir şey bu. Hayvanlar için ölümcül bir silah. Kuşu martının gırtlağında gördüm. Geçen gün gene burada kedinin ağzında gördüm. Olta balıkçılarının balık tutmak için kullandığı misinalar hayvanların korkulu rüyası. Çevreye atarsak kuşlara takılıyor, köpeklere, kedilerin ayaklarına takılıyor. Kuşların da ayaklarına, kopmasına bile sebep olur. Çöpe atılmayan misinalar hayvanlara kabusu yaşatıyor. Olta balıkçıları her zaman olduğu gibi İstanbul Boğazı'nda sıralanmış durumdalar ve balık tutuyorlar. Oltalara depremzede çocuklarımızın yüzü biraz olsun gülsün diye deyim yerindeyse 7/24 mesai yapmaya devam ediyorlar. Nerede? Bölgede, deprem bölgesinde. Çadırlar kuruyorlar. Efendime söyleyeyim, çok farklı ve çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da Minika oradaydı. Heyecanlı mısın? Evet. Hep bir ağızdan şarkılar söylendi. Oyunlar oynandı. Burada etkinlikler yapıyoruz, güzel provalar. Yani burası çok güzel bir çadır yani. Burada çocukları eğlendiriyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz böylece. İyi hissediyoruz. Mutlu musun burada? Mutluyuz. Bizim amacımız hayatın hala devam ettiğini, kendilerinin bir çocuk olduğunu ve mutluluğun en büyük ihtiyaçları olduğunu göstermeye çalıştık. Çocuklar çok iyi, çok severiz. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Adıyaman'da kurulan Minika Oyun Çadırı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı vardı. Biz burada çok eğleniyoruz. Hocalardan teşekkür ederiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Atanın gençleri ve çocukları işte Adıyaman'da deprem bölgesinde ellerinde Türk bayraklarıyla hem atalarını anıyorlar hem de bayramlarını kutluyorlar. İşte milletimizin evlatları. Çocuklar burada gayet çok mutlu. Bu imkanı bize sağladığınız için Minika ekibine çok çok teşekkür ederiz. Bugün 19 Mayıs. Çocuklar burada çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Atatürk'ü anınca elbette zeybek olmazsa olmaz. Şu anda çocuklar gençlerle bir araya geldi ve atalarını en çok sevdiği oyunla zeybekle işte bu şekilde anıyorlar. Hacer Meriç'e günaydın diyelim. Safranbolu'dan Tarık Çelik Bey'e de günaydın diyelim. Osman gönlümde demiş ki Efe torunuyuz, ona da günaydın diyelim. Şimdi hızlıca bir gazete turu daha yapalım. Daha doğrusu manşet turu yapalım. En azından süremizin el verdiği ölçüde birkaç gazeteden manşetleri karşınıza getirelim. Sabah gazetesinde iki başlık öne çıkıyor bugün. Biri yaktığı ateş 104 yıldır aynı coşkuyla yanıyor başlığı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık ateşinden yola çıkarak 19 Mayıs anma törenlerine ilişkin bir haber var. Manşette ise milletimiz bizi yanıltmayacak başlığını görüyorsunuz. CNN International'a konuşan Başkan Erdoğan Türkiye ve dünya gündemini değerlendirdi. İkinci turda milletimin güçlü bir Türkiye demokrasisi adına hareket edeceğinden eminim dedi. Bir diğer gazeteye geçelim. Sabahın ardından Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinde de manşette ikinci tur için oy seferberliği başlığını görüyoruz. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimine katılımın yüksek olması için hem partiler hem sivil toplum kuruluşları harekete geçti diyor gazete. Altında da dünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sinan Ogan görüşmesi Dolmabahçe'de sürpriz buluşma başlığıyla
öne çıkıyor bugün birinci sayfada. Geçelim bir diğer gazeteye. Sabah Hürriyet'in ardından Milliyet'e bakalım. Milliyet'in de manşetinde 19 Mayıs var elbette. Daima genç, daima izinde başlığıyla. 19 Mayıs'ta Türkiye'nin Atatürk sevgisine kötü hava bile muhalefet edemedi. Atamızın ebedi istirahatgahı vatandaşlarla doldu taştı diyor Milliyet. Devam. Posta gazetesindeyiz. Posta'nın da hemen logosunun yanında bu ülke, bu gençlik, senin eserin başlığını görüyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'na ilişkin bir kolaj yapılmış. Hemen altında manşette ise ilk değilim ama son olayım diye bir acı bir temenni var hemen şurada manşette. Ankara'da kalp krizi geçiren hastaya yardıma giden acil tıp teknisyeni Rabia Kılıç, hasta yakınının itmesiyle merdivenden düştü. Ölümden dönen Rabia, saldırıya uğrayan ilk sağlık çalışanı ben değilim ama ne olur son olayım dedi. Bu kadar ancak süremiz el verdi. Çünkü izin verirseniz son 1-2 dakikamızı da şiire ayıracağız. Büyük Üstad Sezai Karakoç'un benim çok sevdiğim şiirlerinden biriyle vedamızı yapacağız. 2021 Kasım'da kaybetmiştik Sezai Karakoç Üstad'ı. Onun harikulade bir memleket şiiri, Kara Yılan şiiriyle biz emek veren tüm kıymetli arkadaşlarımla birlikte size Allah'a ısmarladık demiş olalım. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde tekrar görüşmek ümidiyle. Güneşin yeni doğduğunu sana haber veriyorum. Yağmurun hafifliğini, toprağın ağırlığını ve bütün varlığımla Kara Yılan seni çağırıyorum. Seni çağırıyorum parmaklarımdan süt içmeye. Pamuğun ağırlığını yapan dağın hafifliğini, sana haber veriyorum yeni doğduğunu güneşin. Ben güneyli çocuk arkadaşım, ben güneyli çocuk. Günahlarım kadar ömrüm vardır. Ağarmayan saçımı güneşe tutuyorum, saçlarımı acının elinde unutuyorum. Parmaklarımdan süt içmeye çağırıyorum seni. Ben güneyli çocuk arkadaşım, ben güneyli çocuk. Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı, ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Gelmiş dayanmışım demir kapısına sevdanın, ben yaşamıyor gibi, yaşamıyor gibi yaşıyorum. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Seni süt içmeye çağırıyorum parmaklarımdan. Kara yılan, kara yılan, kara yılan, kara yılan. Bu sabah bizden bu kadar efendim. Yarın 8.30'da tekrar görüşmek ümidiyle bir kez daha emek veren tüm kıymetli arkadaşlarım adına iyi gelişmelerle dolu bir cumartesi günü diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.